Herkese günaydın efendim. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Haftaya bomba gibi başlıyoruz. Bugünkü konuğumuz doktor Gürkan Kubilay hocam. Hoş geldiniz. Günaydın. Nasılsınız? Günaydın. Güzel başlayalım, güzel gitsin. Üstündeki renk benim en sevdiğim renktir, onu hemen söyleyeyim. Ay çok teşekkür ederim. Bugün bir takım da <laughs> giymişiz gibi oldu hocam <laughs> sanki. Size de çok yakışmış. Renkler insanların gerçekten şeyin ruh halini etkiliyor. Mesela ameliyathanelerin o rengi niye öyledir? Çünkü niye? Hem, hem hastaya hem yapan hekime huzur verir. Bütün tedavilerde huzur çok önemli. O böyle bebek mavisi renginde ama tabi yeşil, hafif yeşilimsi bazen açan, bebek evet. mavisi o huzur verir, o stresi alır, o güven verir. O nedenlidir yani. Ben mesela e, o beyaz renkte saflığı temsil eder. Mesela Doğru. çok çok önemli. Temizliği, Çünkü hijyeni temsil eder. Renkler ederim. gerçek. Bak huzur olmadıkça biraz sonra anlatacağız. Şişkinliğini anlatacağız, kabızlığını anlatacağız, baş ağrısını mesela bir sürü hastalıkları yiye yiye zayıflamayı anlatacağız. Ama huzur yoksa kafan rahat değilse Çakşotu <Sütü> gitsin. Çakşotu gitsin şey yani, şey. yani, evet hakikaten yani olmuyor. Şurayı korumamız gerekiyor. Kesinlikle öyle. Peki şimdi bugün aslında minik minik başlıklar vereceğim ama konumuz çok fazla. İlk olarak kilo vermekte zorlanıyor ve alerjilerle mücadele ediyorsanız bu neyin habercisi olabilir özellikle bu dönemlerde? Adet sırasında ağrı ve stres hissediyorsanız ne yemelisiniz? Ne yerseniz bu durumu birazcık daha hafifletebilirsiniz. Pilav ve makarna yoğurtla ya da peynirle yemek kilo aldırır mı sorusunun cevabını daha sonra hocamdan alacağım ve yağlanmamıza bilip bilmeden neler neden oluyor çok detaylı şekilde hocamızla konuşuyor olacağız. Mutfağımızda bugün yaşam koçu Doris Hofer var. Nasılsın Doris? Günaydın. Doğru mu söyledim Hofer? Evet evet Hofer. Ha, tamam. <laughs> Çünkü onu bazen böyle farklı tercümeleri oluyor ya. Hofer. Hofer. <laughs> bugün <laughs> Doris'le birlikte hem çok güzel fit tarifler öğreneceğiz hem de aynı zamanda evde yapabileceğimiz basit egzersizleri konuşacağız. Kahverengi yağ hücrelerini konuşacağız. Kahverengi yağ hücrelerini vücudumuzda artırmak için yapılması gereken sporları da Doris bize aynı zamanda gösteriyor olacak. Ne yapıyoruz bugün? Bir çikolata koktuğuydu buralar. Yaldır yaldır sabah evet, sabah ama. Evet sabah o kadar güzel başladık ki. valla çok güzel başladık. E, ne yapıyoruz? Fit çikolatalı barlar yapacağız. Çok güzel. Ondan sonra böyle harika bir akşam yemeği e, peynirli sandal. <laughs> Bak inanılmaz. Sanki böyle İskender kebap yapacakmış heyecanında, <laughs> önünde bir tane kabak var bak. Akşama <laughs> inanılmaz bir sandal yapıyoruz. Ama çok güzel gerçekten. Kabak kebap. <laughs> kabak kebap gibi de düşünebiliriz bunu. Ya iyi beslenmeyi sevenler için benim de gözümü parlatan bir şey. Ama sürekli hani böyle ne bileyim fast food ve işte ne bileyim kebap tarzı beslenmeyi seven biriler için bu yok ya bu da ne falan olabilir ama bence en güzeli. Bence en çikolatalı bu. barları çok sevecek yine Çikolata de bu kişi. Barı bu kişi ve Hı -hı. onu sevecek. Peki. Peki. Bir soru soracağım sana. Buyurun. Makarna yiyerek kolesterol düşürebilir misin? Makarna yiyerek kolesterolü. Ben sana cevap vereyim. Düşürülür onun da tarifini vereceğim. Ben düşürüm. Makarna yiyerek kolesterol düşürmeyi öğreteceğiz. Başka? insanlar hep hani bütün gün salata yoğurt yiyerek ya da soda içerek zayıflıyor. hayır zayıflamanın yolu yiye yiye e, zayıflamaktan Ama bunun geçen. çok önemli diyorları vardı. Çok detaylı Herkesin şeklinde. yapabileceği. Aç kalmayacaksınız hiç diyor hocam ya. Yiye yiye hatta bir başka şey var. Eskisinden daha çok yerek zayıflatmanın yollarını anlatacağız biz burada. Onun için bugün bugün kaçırmasınlar. Bugün kaçırmayın. Hangi şikayetleriniz hangi hastalığın belirtisi olabilir bölümüyle başlamak evet. istiyoruz ve tabii burada. ki e, kime gideceksiniz bu nasıl tedavi edilir hepsini hocamız detaylı şekilde anlatıyor olacak. Başlayalım. Aynen başlayalım. Şimdi bir kere diyelim ki çok kilolusunuz ve çok zor kilo veriyorsunuz. Şimdi bu, bu şikayetleri dikkatli dinleyin. Bakın bu şikayetlerin biri ya da birkaçı olduğunda Tabii. şimdi ekran başında herkes ben eminim ki aa bu bende var diyecek. Bu şikayetlerin biri ya da birkaçı olduğunda öyle bir problem çıkacak ki karşınıza hiç kimsenin aklında olmayan bir şey. Şimdi bu problemlerle ben eminim birçok insan onlarca doktora gidiyor. Şimdi nedir bunlar? Mesela kilolusunuz. Ya da zor kilo veriyorsunuz ya da vermenize rağmen hemen geri alıyorsunuz. Bunlarla ilgili bir yaş aralığı var mı? Hiç. Abi yok Bütün değil mi? yaş aralığı 20 yaşında 10 da 10 olsa... yaşındaki çocuktan 75 yaşındaki hanımefendiye kadar herkes için. Kilolusunuz, zor kilo veriyorsunuz ya da verseniz de geri alıyorsunuz. Bir, alerjiniz var. Bu ülkede neredeyse her dört kişiden ikisinin alerjisi var. Evet, Başka anladım. yine şeker metabolizması bozukluğunuz var. Yani ikide bir kan şekeriniz düşüyor. İkide bir böyle bir kendinizi kötü hissediyorsunuz. Şimdi ve bakın, sürekli tatlı yemek isteyenler Ve sürekli mi? tatlı yemek. Gece kalkıyorsunuz. Yemek ihtiyacı duyuyorsunuz. Gecenin geç bir vaktinde tatlı ihtiyacı duyuyorsunuz. Bu tür problemleriniz var. Aynı şekilde uykusuzluk yaşıyorsunuz. Şimdi bak dikkat et. Birbirinden ne kadar farklı farklı şikayetler. Bir doktor bir işe bakarken neye bakar? Sen bir şey anlatırsın. Ben içimden derim ki ya bu solunum sistemini ilgilendiriyor. Evet. Dersin ki mesela hocam öksürüyor var. Biraz nefes darlığım var. Evet. Azıcık ateşim var. Boğazım ağrıyor Şimdi ben yönlendim. Çünkü hepsi bir yerde. Senin solunum sistemin herhalde derim. Şimdi burada dikkat et. Bak kilolu başka bir problem. E alerji başka bir yerden, başka bir sistemden. Yine şeker metabolizması bozukluğu başka bir yere gittik. Şimdi iş iyice karışmaya başladı. Evet. Ya ben şimdi burada ne düşüneceğim hekim olarak öyle bakıyorum çünkü. Başka e şimdi işin içine bir de uykusuzluk girdi. Evet. Hayda iyice dağılmaya başladı. Hocam yok yok aslında Tabii, burada. Kabızlık da var, bağırsak sorununda var. Bunu anlatmaya şey sen var. başladığında bana Allah Allah nereye gideceğim? Hangi sisteme bakacağım demeye başladım. Devam ettim. Kabızlık hayde bir de şimdi gastrointestinal sistem, bağırsaklar da işin içine girdi. Kabızlığınız da var. Bunların tümü ya da birkaçı bir arada olabilir. Buradan hangi hastalık çıkacak? Dikkatle bakın. Başka baş ağrısı. Baş ağrısı. İyice dağıldım şimdi. Evet. Nöroloji girdi, gastrointestinal sistem girdi, kardiyoloji girdi, alerjik hastalıklar girdi, obezite girdi. Hakikaten zorluk. Başka şişkinlik, şişkinlik yaşıyorsunuz. Girdi. Baş ağrısı da var, şişkinlik de var. Başka? Mide ağrısı. Mide ağrılarıyla mücadele ediyorsunuz. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu anda ekranda anlattığımı bunca sene hekimlik hayatımda ben yüzlerce, binlerce, on binlerce böyle hasta gördüm. Ve gerçekten sıkıntı çekiyorduk. Ya ne var bunda? En son mesela ya psikolojiktir herhalde bu diyorduk insanlara. Ya bu kadar çok şey varsa abi yani hem o bozuk, hem o bozuk, hem o bozuk, hem o bozuk olur mu? Ne kadar çok şikayet herkes bakıyor ve benim inim evet. şu anda bizi izleyenlerin yüzde sekseni evet bizde bunlar var. Nedir bu peki? Ben kaç doktora gittim? Gastroenteroloğa gittim, gittim geçmedi. Nöroloğa gittim geçmedi. Endokrinciye gittim geçmedi. Daireciye gittim geçmedi. Psikiyatriste gittim geçmedi diyorlar bu kadar şikayet. Aslında bunların hepsinin altında ne var biliyor musun? Daha yeni yeni bir 5-6 senedir bunun farkına varmaya başladık. Bunun altında bağırsak bakterilerinizin yetersizliği ya da eksikliği var. Aa. Korkunç bir şey. Ve o kadar sık ki bir insülin direnciyle başım dertte. Bu ülkenin sanıyorum yüzde %80'i başımız Tabii. dertte bütün doktor arkadaşlarım olarak. yüzde %80'inde kötü beslenmiş ille kilolu olması gerekmiyor. Kötü beslenmişlerde bu tür şikayetler evet, yani çok oluyor. Evet zayıf olanlarda da bu bağırsak Aa, bakterilerindeki yaşa. bozukluklar Kilo çok da görülüyor. önemli değil. Dediğin gibi adam normal kiloda olabilir evet. hatta zayıf olabilir ama başı ağrıyordur şeker metabolizması bozuktur. Uykusuzluk çekiyordur. Şişkinlik çekiyordur. Hepsinin altında bağırsaklardaki bakteri eksikliği var. Niye bununla girdim? Bağırsak bakteriniz mutluysa siz de mutlusunuz. Mutluyuz. Çok net. Ve söylüyor. bu problemler yaşanmaz demek oluyor. Çok net yani. söylüyorum. Bak, oradaki her bir hastalık için ben ilaç vermeye kalksam en az 5 tane ilaç vereceğim. Ya da de her bir hastalık için ayrı doktora gitmeye kalksak yanmışız. Z zaman maddi manevi yıkıldın, Tabii. sistem de çöküyor. Çünkü Çöker. aynı hasta, benzer hastalar 5 artı yere gidiyor. Peki bitti mi? Hayır. Bağırsak bakterisi bozukluğu hafıza kaybı yaşamasına da neden oluyor insanların. Ve bu da önemli, da çok çok önemli. Biraz sonra bu yani daha kolay unutuyorlar. Unutkanlıklar daha fazla oluyor. Bunu ne için söyledim? Biraz sonra özellikle unutkanlık şikayeti olan, hafıza kaybına yakın unutkanlık şikayeti olanların da yemesi gereken ve bazı problemlerle birlikte yemesi gereken bir e, yemekte anlatmaya çalışacağım. Onun o zaman çalışacağım. onu da ba yani bağırsaklardaki bakteri eksikliğini nasıl tamamlayabileceğimizi de minicik üzerinden geçelim. Hep bahsediyoruz bağırsak sağlığımız için probiyotik beslenmenin öneminden. 100. Biraz sonra yiye yiye zayıflama anlatacağız. Ya. Evet. Yiye yiye zayıflamada 10 tane altın kural anlatacağım ben. O 10 tane altın kuralın içinde içinde bu bağırsak bakterilerini arttırmak için çok güzel bir düzen kuracağım herkese. Tamam. Bu ülkede bizi izleyen herkese hani Türkiye'yi bir faydamız olması anlamında Harika, beraber evet. zayıflayalım diye evet. 10 tane yiye yiye zayıflama başlığı adı altında 10 tane o bağırsak bakterilerini de anlatacak, bağırsak bakterilerini de arttıracak. Bir besin grubu. içeren bir program anlatacağız. Bizi izlesinler onu biraz sonra anlatıyor olacağız. Şimdi devam edelim eğer bu şikayetleriniz varsa hangi yemeği yemelisiniz durumuna Aynen. geçiyoruz. Aynen. Şikayetler şöyle. Hafıza kaybı yaşıyorsanız minik minik artık böyle bir kendinizden şüphelenmeye başladıysanız veya çevreniz eğer size söylüyorsa. Eğer adet sırasında ağrı veya stres hissediyorsanız bakın bunun ikisinin aynı anda olma ihtimali çok fazla yok. Yani ya hafıza kaybı yaşıyoruzdur ileri yaşlardayızdır ya da adet görüyoruzdur hala hazırda ve stres çok küçük bir şey. Bak çok önemli bu. Şimdi dikkat et. Aynı kişide de olabilir. Yani bir insan çok genç yaşta hafıza kaybı ille şey demek gibi düşünme böyle. Yani bir ciddi nörolojik problem olarak düşünme. Yaşadığın streslerin şunların bunların etkisiyle ya anahtarı koyduğu yeri unutanlar. Eve geri dönüp ışığı kapattım mı diye bakanlar. Ya da e, çok önemli bir toplantısını unutanlar. Bunları da söylüyoruz. Dolayısıyla o kişiyi aynı zamanda bir hanımefendi olup Güzel ya da iş dediniz. kadını. Şimdi bizi seyreden e, e, belli yaş grubunun üstünde hanımefendiler var bu yaşta. Çünkü çalışanlar iş yerinde. Ben eminim ki aa benim kızımda bu var ya. Ya da aa benim gelinimde bu var diyen birçok insan, insan çıkacak. Var. Devam daha ve başka. Ve aynı zamanda çok kişide görülen eğer ödem sorununuz varsa ve ailede kolon kanseri öyküsü varsa. Yani dört önemli problem bir arada, üçü bir arada, bunların ikisi bir arada bir ya da dördü bir arada ise. Çünkü hasta sana ya da bizi, bizi şu anda izleyen insanlar bir tek şikayetle şöyle demiyorlar mesela. Hocam bir ödemim var başka hiçbir şey yok. Yok öyle bir şey. Adamın aynı anda ödemi var, kabızlığı var, başı ağrıyor, ayakları şişiyor. Birden çok problemi, problemi var. Oluyor. Biz tek problem üstünden gidersek o zaman sadece o problemi çözmüş oluyoruz. O problemler kümesinin altındaki gerçek hastalığa bakmazsan sıkıntı. Şimdi burada bir problem kümesi var. Bu problem kümesinin altında hangi vitamin eksikliği var biliyor musun? B6. B vitaminin eksikliğini verebiliriz arkadaşlar. B6 vitamini. B6 vitamini eksikliği problem yaratıyor. O zaman ne yiyecekler? Şimdi bak nasıl besleneceğiz? Tabii yani? bir kere bakabilirsiniz. B6 vitamininiz eksik mi? %90 eksik çıkar. Tamam. Bir kere bakacaklar. bu buna. durumda. O zaman ne yapacaklar? Balık yapacaklar. Herhangi bir balık olabilir. Haşlama, buğulama ama Gibi. kızartma değil. Haşlama, buğulama. Yanına mercimek koyacaklar. Neden? İkisi birden B6 vitaminini mükemmel bir şekilde karşılayan bir besin grubu. Bildiğimiz ki kırmızı mercimek mi yeşil mercimek mi? Kırmızıyı mercimek. biraz daha seviyorum ben orada. Biraz daha kırmızı mercimek. Haşlere konu koyacaklar. Arkasından bir meyve salatası yapacaklar ama iki şey koyacaklar. Karpuzla muz. Hiçbir şey yoksa muz. Ama karpuz muz. Balıkla mercimek sonrası karpuz ve muz yediğinizde B6 vitaminini alır ve şu saydığım gerçekten insan hayatı kabus haline getiren unutkanlık, adet ağrıları, ödem sorunusu sorunu ya da ailede kanser öyküsü, mide bağırsak kanser öyküsü varsa hakikaten bir destek müthiş. tedavi olarak çok yardımcı müthiş. olacak. Çünkü yani aldığımız ilaçlar hekimimizin bize önerdiği ilaçların haricinde biz normal beslenmeye devam edersek o ilaçların etkisi de o kadar olmuyor. Yani beslenme her şeyin başı gibi gelmeye başladı. Çağla kaç senedir beraber program yaparız. Ben 31 senelik evet. 25-26 senelik dahileciyim. Bir şey söyleyeyim mi? Biz de, de dahileciler habire işimiz ilaç yazmak yani. Ya, habire yazarız. Bıktım. Yan etkilerinden bıktım. Gına geldi. Evet. Ne zaman zamanki beslenmeyle ilgili obezite tedavisine. Şu bir değil mi? Evet. evet. O yedire yedire sistemi. Dünya varmış. İnsanların beslenmesini düzenlediğin anda o kadar çok hastalık yok oluyor ki. Az önce söyledi az önce bağırsak bakteri problemi için en az 5 tane ilaç yazmam gerekirken şimdi biraz sonra anlatacağım yiye yiye zayıflamada i10 kurallık bir kural anlatacağım ya onları yaptığınız zaman hiçbir ilaca ihtiyacın neredeyse hiçbir ilaca ihtiyacınız kalmıyor. kalmayacak. İlaç gene gerekecek. Tabii ama, ki ama ama ciddi anlamda azaltmak durumunda kalacaksınız az değil. Yani kendimize de faydalı bir şey yapmış oluyoruz. Halbuki kendi kendinin doktoru olmalı aslında mutlaka, bana göre değil mi? Mutlaka. Yiyerek Deneyerek, görerek, vücudumuzun tepkilerini göz ardı etmeyerek. Şimdi Aynen. devam ediyorum. Eğer şu şikayetleriniz varsa, cildiniz yorgun ve sağlıksız görünüyorsa ve aynı zamanda kolesterolünüz yüksekse... Bu ikisi da... bir aradaysa. Ne oluyor hocam? Bu ikisi mesela? bir aradaysa. Gene B vitaminine gidelim. Altının yarısı kaç? 3. 3. O zaman B3. B3 vitamini. <laughs> Aynen öyle. Şimdi arkadaşlarım Bu da Bu B'ler kaç tane hocam? E, ee, 12'ye kadar gider. <laughs> Dolayısıyla ha, sonradan bir sürü çıkan ekstra vitaminler daha var ama bizim bildiğimiz en çok B12. Bizi en çok gördüğümüz B1, B6, B12. Mesela B3 daha az eksikliği gözüken bir şeydir. Bunu niye getirdim? Yine aynı şekilde cilt problemi var diye cildiyecilere gidiyor, dermatolog arkadaşlarıma gidiyorlar. Bir sürü cilt bakımları yaptırıyorlar vesaire. O arada ya benim kolesterolüm de yüksek diyorlar. Oysa ki bu başka bir şeyin ifadesi. Sen ne kadar cilt bakımı yaptırırsan yaptır. Ne kadar dermatolojik ilaç ne kullanırsan kullan. Hikaye kolesterol yüksek bir sürü ilaç kullanıyorsunuz. Ya kolesterol yüksekliğinin cilt problemiyle birlikte nedeni kolesterolden ya da senin yağlı yemenden kaynaklanmıyor ki. Orada B3 vitamini eksikliğinde de kolesterol yükselebiliyor. Hmm. Dolayısıyla ben o eksikliği yerine koyarsam, bak bugün birçok insana şu anda anlattığımızla çok enteresan bir yol gösterici olacağız. Kolesterolüm yoksa da ama mesela sadece cildimde yorgun Tabii. ve sağlıksız bir görüntü varsa da mı mesela Aynen B3 vitamini yaşamalıyım. Dolayısıyla böyle cildinizle ilgili sık problemler yaşıyorsanız mutlaka B3 vitaminiyle ilgili araştırmalarınızı yaptırın. eksik siklinle ne yapacağız? Şahane. Protein yükleneceğim. Çok hmm. toşlana gidecek. Mesela hatta şu menüyü gören birçok insan keşke benim B3 vitaminim eksik olsa diyecek. E, menü gerçekten güzel bu arada. Mantarlı pirinç yiyecekler. Üstüne de bir 20 dakika yarım 15 dakika ile 20 dakika sonra fıstık ezmesi bir, bir tatlı, tatlı kaşığı fıstık ezmesi yiyecekler. Ne evet. alacaklar? B3 vitamini. Cilt sağlığı için ve kolesterol için ama B3 eksikliğine bağlı kolesterol için müthiş bir menüde e, aldık, menü aldık hemen, hemen arkasında. Aynen, aynen. Peki şişkinlik son dönemde daha çok beslenme kaynaklı. Yediğimiz şeylerle alakalı yaşadığımız ben de mesela çok sağlıklı beslenmeme rağmen ne bileyim brokoli yediğim zaman işte farklı şeyleri karıştırdığımız zaman bir şişkinlik yaşıyorum. Ama böyle bir şişkinliğe iyi gelen bize verebileceğiniz bir günlük beslenme tavsiyesi alabilir miyiz? Nasıl başlayalım? O gün şişkinliğimiz varsa ertesi gün mesela neler yapalım? Çünkü biz yeme içmeye devam ediyoruz ve o şişkinlik Hı -hı. hiçbir zaman geçmediği gibi bazen artarak şu olarak devam ediyor. Gidiyor. Aynı öyle. Bir kere o şişkinliklerin temel mantığı gene altında bu bağırsak bakterilerinin sayı ve kalite olarak düşüklüğü var. Net bu. Ya bağırsak bakterilerinin ne kadar önemli olduğunu bir daha söylüyorum. Belki şu anda ekrana yeni gelenler vardır. Bağırsak bakterisi mutluysa sen sen de mutlusun çok net. İnanılmaz Bak Bağırsak işte. bakterisi mutsuzsa ne tansiyonun düzelir, ne şekerin düzelir, ne kolesterolün düzelir, ne kilo verme problemin düzelir, ne unutkanlığın düzelir, ne halsizliğin düzelir, ne uykusuzluğun düzelir. Biz bütün Hiçbir tedavilerde şey. bağırsak bakterilerini mutlu etmek üzerine kuruyoruz. Şimdi yine az sonra vereceğim o şişkinlik problemi olanlarda da vereceğim o bir günlük örnek menü aslında bağırsak bakterisini mutlu etmek üzere yapılmış bir menü. Yine alt metninde o var yani. Kesin öyle. Bak bağırsak çok havalılar. Bildiğin gibi değil yani. Bir de haklı adamlar. Diyorlar ki abi yediğin bütün yemek geldiğinde onları içeriye atmaktan ya da dışarı atmaktan sindirip içinden kısa zincirli ve orta zincirli yağ asitlerini çıkarmaktan neydi onlar? E, bütün metabolizmayı yükselten ve işte kolesterol vesaire yok eden, inflamasyonu azaltan yağ asitleri bunlar. Onlardan bile biz sorumluyuz. Sen de bana iyi bakacaksın. Azıcık da kaprisli olacağım ben. Tabii ki, olacak tabii haklı adam yani. Hiçbir itirazım yok. Işi var, evet, o yüzden mesela Bak germenansia tanır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Çok önemli bir bakteri örneğin. Biz bunun gibi e, yaklaşık 100 trilyon bakteri var vücutta. 100 trilyon. Senin ve benim vücudumun toplam e, 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 hücre sayısı kaç tane biliyor musun? 10 trilyon. Biz 10 trilyon hücreden yapıldık sen ve ben. Yani. Bazıları 20 diyor, bazıları 10 diyor. Peki kaç tane bakteri var? Kaç? 100 trilyon. <laughs> Bizde. Şimdi düşünmez misin? Ya kim kimdi acaba? Ben 10 trilyondan ha. oluşuyorum. Yoksa e benim içimde yoksa bakterilerden oluşacak. Ya bi diye. Ba biz bakterilere mi misafiriz acaba? Hani Hocam tavuk yumurta meselesine dönelim. Aynen biraz öyle. Bakteriden bakterilerle. Bir tane fincan mesela şu sütü göreyim. Ya toplam vücudunuzdaki bakterilerin miktarı bundan daha fazla değil. Hani hepsini alıp bir şeye koysak bir kaba koysak aha, bu kadar bir şey oluşuyor yani Anladım. ama neler yapıyor çok ama ayırlı. ne kadar kıymetli kesinlikle öyle aynı zamanda o zaman bu vereceğimiz beslenme programı hem bakterilerimize de iyi gelecek hem de şişkinliğimizi azaltacak kesinlikle öyle dolayısıyla bakın. ben biraz o anlamda bağırsak bakterinizi de yükseltebilmek amacıyla bunu ben benim de yapmam lazım yüzde yüz yani. bak bir gün ben böyle kürleri mürleri sevmem çok da inanmam açıkçası ama bazı şeyler var hakikaten işe yarıyor şimdi hmm. tek tek arkadaşlarım hmm. veriyorlar ben de başlıyorum bakın zaten sabah kahvaltısında Bismillah rezene çayıyla başlıyor. yüzde yüz diğer kahvaltı Yalnız bu tür kahvaltıları yaptığı günlerde biraz sonra şeyi de vereceğim ben. Ee, o yiye yiye zayıflama programındaki 10 günlük örneği Olmaz vereceğim. Olmaz olmazlar. Aynen. O mesela onun şöyle yapılabilir. Bir ilk gün şu söylediğim yapılır. Bununla başlanır. Arkasından biraz sonra o yiye yiye zayıflamadaki 10 gün 10 tanelik maddelik eklenirse gerçekten Bak en güzel şey ne? Mesela hastalar geliyor diyor ki hocam daha iki hafta geçti. Birçok art meslektaşım da bunu duyuyordur. İki hafta geçti. Benim baş ağrım geçti. Benim uykusuzluğum vardı geçti. Modum çok kötüydü geçti. Ya iki haftanın içinde taş çatlasa bir kilo bir buçuk kilo verdi. Ya bir bir buçuk kilo vermekle düzelir mi bunlar? Evet. Hayır. Bağırsak bakterisini Orada bir iyileşme için. olduğu için. Bak bu kadar şey anlatıyoruz ya bunca senedir. Az önce çok önemli bir şey söyledim. Bunca senedir bu kadar şey anlatıyoruz. Ya birçoğunu çöpe atacak kadar değerli bu bağırsak bakteri yükseltme tedavisi. Bugün burada bunu anlatıyoruz. Onun için bugün yorgunluğu olan da, halsizliği olan da, mutsuzluğu olan da, olan da, şişkinliği olan da, baş ağrısı olan da aslında bugün anlattıklarımızla kendi kendisine bugün anlatacağımız ve onlara önereceklerimizle kendisine bambaşka bir hayatı bugünden itibaren kurabilir. Bugünkü programı yapma nedenimiz bu. bu Onu aslında. da söylemiş olalım. Ne kadar önemli, ne kadar kıymetli çok, hocam. Vallahi çok 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 teşekkür ederim. sağlık ediyoruz. olmadıktan sonra şimdi şişkinlik diyoruz ya bazen önemsiyoruz. Ya düşün dünyanın en güzel e, tatil köyüne gitmiş ya da akşam şahane bir restorana gitmişsin karın şiş hiç bir, bir da damla olur mu ya? Bitti abi. Doğru, Onun için doğru bağırsak ya. bakterisine sakın yamuk yap Yamuk yapmayın. Sakın. Evet. Gözünüz gibi bakın. Sabah <laughs> kahvaltıda içtik rezene çayı Aynen öner. Peki Bu arada gözünüzde de bakteri var. Derinizde de var. Onu söyleyeyim. Bakteriler her yerde. Ama asıl büyük işi mesela o bakteriler Süper. ciltte olmasa de var. sizi koruyor. Bir sürü enfeksiyonlar oradan içeri girer. Adamlar orada aslanlar gibi senin için savaşıyor. Ya gerçekten bağırsak bakterisine Ayıp etmeyin yani. Onu çok net söyleyeyim. İyi davranın, ayıp, ediyoruz. iyi bakın. İyi misiniz? Vallahi ayıp ediyoruz. öğren Öğlen yemeğinde. Şimdi iyi bakmaya başladık. Sabah rezene çayımızı içtik devam i̇çtik. ediyor. Yaşa iyi hatırladın. Sabah rezene çayımızı içtik. Öğlen ta naneli Biraz kuşkonmaz önemli. çorbası. Bu çok önemli. Bizde mesela az kullanılan besinlerden bir tanesidir. Mesela şimdi bunu izleyen hocam bu ne ya şimdi bu yok abi. Onu düzeltmek adına o şişkinliğin de varsa, Eğer... şişkinliğin de varsa mutlaka öğlen naneli bir kuşkonmaz çorbası içeceksin. Niye çorba seçtim? E Yavaş yavaş kış geliyor. Tamam. Sıcak sıvı almam lazım. Bir şeyi daha unutma. Sıcak sıvı özellikle sabah ve öğlen alındığında metabolizmaya gerçekten önemli katkı yapıyor. Haydi bu Akşam sorular. değil. Akşam çorbası değil. Hocam menüyü konuşacaktık. Şu an farklı bir şeyler <laughs> geliyor. ama biliyorsun şeyi benim için. Ama şey. olmaz. Bir <laughs> tamam. saniye bir dakika. Şimdi bunu hemen açalım. Sıcak. Yani mesela sabah kahvaltıda sıcak çay içmek, öğle saatlerinde sıcak bir çorba içmek veya sıcak çay tüketmek öğle saatine kadar metabolizmayı arttırıyor. Şimdi ben mesela hastalarımla konuşurken hep derler ki hocam bize akşam niye çorba vermiyorsun? Çünkü çorbayı ben sana çorba içesin diye vermiyorum. Senin metabolizmana destek için veriyorum. Yiyeyi yiye, zayıflamada en önemli nokta o. Metabolizmalar bana gelen her 100 hanımefendinin 98'inin metabolizması düşük. Bu Türkiye'de genel anlamda böyle. Bütün doktor arkadaşlarıma eminim ki kadınlar gittiğinde kaç tanesi Doris gibi senin gibi öyle değil yani. Her 100 kadının 98'i düşük o zaman ne yapacağım? Metabolizmaya destek. destek. Sıcak sıvı sabah ve öğlen. Metabolizma yavaş olduğu zaman kilo veremiyoruz. Neden kilo veremiyoruz sorusunun cevabı aslında metabolizmamızı yavaş çalıştığı için. Aynı. Metabolizmamı hızlandıracak yağ yakımını hızlandıracak kahverengi yağ hücrelerinden ve o kahverengi yağ hücrelerini çoğaltmak için de hangi egzersizleri yapmamız gerektiğinden de çok kısa bir süre sonra bahsediyoruz. Aynen öyle. Öğlen yemeğinde bunu yedik. Sonra gidelim bir araya gidelim. Ee, verelim bakalım. çocuklar şeyi. Menüyü şimdi Ben zaten iğne ipliğe döndük bence şu an. Sabah <laughs> hayır, çay, öğlen çorba bittik. Ama şimdi mesela burada şunun yerine bu olmaz mı? E ben şey içmeyeyim. Tarhana çorbası. Hayır abi. Yok. Kuşkonmaz çorbası ve naneli. Ama taze naneli. Ve o kuşkonmaz çorbası terbiyeli değil herhalde <laughs> değil hayır, mi? böyle şey hayır, Un hayır, değil hayır, yani. Hayır, hayır. En saf, Çünkü en doğal haliyle. Yapacağız. Şişkinliği yok etmeye çalışıyoruz. Ara e, saat 15.30 gibi bir tane arayın, bir tane muz yedik. Akşam yemeği hoşunuza gidecek akşam yemeği ha, inşallah de. İnşallah hocam <laughs> bekliyoruz. <laughs> ama unutma bir gün için yapıyoruz <laughs> tamam, tamam, bir gün. ve o şişkinliği atmamız lazım. Aa bak bu çok güzel. Şimdi sıra. bu güzel. Bir kereviz ana yemek kereviz ama avokado yağı ile yapacaksınız. Domatesle kavuracaksınız. Yani avokado yağı, domates, domates, kereviz tenetiz. üçlüsü. Başka bir hayır başka bir şey koyamazsınız. Şey Şişkinliğinizi, kabızlığınızı o gerginliğini, karın içi gerginliğini atmaya çalışıyoruz bunu. Ve çok çabuk etkisini görürsünüz. Onu da söyleyeyim. Burada çok çabuk etkisini görürsünüz. Yani ben bunu bir gün yaptım. Şişkinliğim gitti diyelim. Değil mi hocam? Tabii sadece şey e, e, tedavi etmedik. O andaki problemi giderdik. Problemi çözdük. Yoksa şişkinlik için safra kesesi taşından reflüye kadar onlara bakılacak e, e, o ayrı tabii. Barsak emilim bozukluklarından tümörlere kadar bir sürü nedenle olabilir. Biz sadece yardımcı oluyoruz. Evet. Bunun yanına bir de kefir ekliyoruz. Bir çok de çok önemli. Az önce bahsettik yani bağırsak bakterilerimize iyi davranalım. Aynen öyle. Sevelim diye. Onu yapıyoruz. Peki Hiçbir gece bir... yatmadan önce ne yapıyoruz? Açın gece hocam, yatmadan aç. önce vücut diyor ki beni biraz huzurlu yatır. Bu da çok önemli. Çünkü ertesi sabah kalktığında ne kadar huzurluysan şişkinlik stresin de neden olduğu problemlerden biri olduğu için gece yatmadan önce de bir zencefil Mislim çayı bir içiyoruz. Zencefik. Rezene çayıyla başladık, zencefil çayıyla bitirdik. Tamam. Bak tıbbi bir tedavi yaptık aslında. Dikkat et. Biz burada hep konuşurken ne yaparız seninle? tedavi eden yemekler anlatırız. Önemli olan o. Yani vatandaşımız da zaten şunu soruyor. Şimdi ben sana T3 hormonunun nasıl oluştuğunu anlatabilirim ve beni dinleyen bütün asistan arkadaşlarım falan ya hoca da nasıl anlatıyor der. Ben hep ne diyorum? Muskulus dostaki spazmodik bir reaksiyon dediğimde e, benim bütün arkadaşlarım helal olsun Gürkan'a bak sularsa falan e, diyor da anladı? biz Anladın? böyle bakıyoruz hocam. Kim anladı? Onların hayatına hayatını kolaylaştırıcı şeyler anlatmamız lazım. Burada Senle Peki. bu işi keyifle yapıyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Zencefil çayını içtik. Sabah kalkınca sucuklu yumurtaya ekmek bandıydı. Tabii Ona da dikkat ediyoruz. Çünkü benim bu meriden sonra ilk aklıma gelen şey o oldu. Bence sizin de öyle olmuş olabilir. Hiç yalan söylemeyin. Ama bir şey söyleyeyim. İki gün önce... <laughs> <laughs> bir alışveriş yerinde Mısra bana bir hamburgerci gösterdi. Dedi ki baba bu dehşet. Ay biliyorum üst kattaki mi? Karıştırma. S dehşet dedi. Ay. Girdik ve yedik. Ama benim bir ayın içinde yediğim tek hamburgerdi. Mısra'nın da 3 hafta içinde yediği tek Patates kızartma sevdiniz mi? Onun o böyle kadar. soslu patates kızartması. Aynen öyle. Onunla falan filan ne varsa Allah. Ama o gün ben 12 kilometre koşarak oraya gitmiştim. Kez aynı şekilde Mısra da öyle. Ve benim bir ayın içerisinde o hakkım vardı. Bunu unutmadan. Hani bir yerde ben hamburger ye, yedi. Beni bir yerde çikolata yerken göremezler. Ama hamburger, pide. Ben de yerim. Bugün öğlen niyetim kötü mesela. Pideye gömülebilirim. Allah Ama asla. o hakkı elde ettikten sonra. Bir de mesela akşamdan daha çok e, öğle saatlerinde bu e, yapmak istediğim çılgınlıkları yapmak Aynen iyi bir fikir öyle. olabilir değil mi Süpersin. Bugün de işte öğlen gidip o pide işini e, e, inşallah e, yapacağız. Hocam, e, o olsun. çok önemli çünkü gün boyunca daha sonra hareketin var. Çok He, çok. biz önemli. de dorisle kabak yiyeceğiz az sonra. Öyle yemeğimde. Dorisle kabak yemeyeceğiz. Kebap yiyeceğiz. Kabak kebap yiyeceğiz. Doris kabak kebap yiyeceğiz. Peki <gülüyor> <Doris> <gülüyor> öyle hocam öyle şu hocam, balonlarımız, balonlarımız var. Benim Beyaz balonlarımız var, kahverengi balonlarımız var. Hocamız bize neler anlatacak bu balonlarla ilgili? Ben de Sen şunu tut. Ben bu Tut. Evet, sen şunu tut. Şimdi insan vücudunda biz bu kiloları alıyoruz, alıyoruz falan filan diyoruz ya. Şimdi biraz sonra dedim ya. Yiye yiye zayıflamayı anlatacağız biraz evet. sonra. Evet. İnsanlara gerçekten de eskisinden daha çok yiyerek zayıflar insanlar. Bunu ısrarla söylüyorum. Aralıklı oruç yapan, aç kalabilen bir sürü insan var. Bunun faydasını gören insanlar var. ama bazen de mesela benim gibi ee, yani yemeden yapamayan mutlaka sağlıklı yorum ama sürekli yiyerek aslında ben de hayatım. Onu geçiyor. da söyleyeyim. Türkiye'nin %75'i günde 4-5 öğün, %25'i ise 3 öğün civarında evet. e, öğünle ancak kilosunu koruyor. Yani herkes için söylenmiyor bu ama benim söyleyeceğim sistemin içinde %75'i anlatacağız. Evet. Şimdi bu iki balon ne? Her birimizin vücudunda yağ hücreleri var. Bu yağ hücrelerinin renkleri var. Bu renkler ilk doğumda kahverengi yağ hücrelerimiz var. Kahverengi yağ hücre Yaradan diyor ki aslında yaradan daha doğuşta sana öyle bir şey veriyor ki kredi al diyor kahverengi hücrelerini. Direkt bize bununla veriyor. Görevi şu kahverengi hücresi yağ hücresinin içinde daha az yağ, daha çok mitokondri var. Hmm. Yani enerji yakan hücre, hücre bölümü var. daha çok var. Dolayısıyla kahverengi yağ hücreniz yağ biriktirmiyor. Kahverengi yağ hücreniz yağı yakıyor. Buna karşılık zamanla yaşla birlikte o kahverengi yağ hücresi siz bazı kurallara uymazsanız. Evet. O kahverengi yağ hücresi. Şunu da alayım ben yanıma. Aynen öyle. Evet. İkisi birden ben de bunu alayım. Tamam ikisi. Yani evet. ne sebeple sadece yaş sebebiyle mi? Çok iyi beslendik spor Hayır. yaptık vesaire falan. falan. Hayır. Mutlaka mecbur mu yani beyaza dönmeye bir şey? Dö, tabii döner. Mutlaka ha, dönüyor. Ama bunu kahverengi yağ hücresini her zaman daha yukarıda tutmanın yolu her şeyden önce egzersizden geçiyor sağlıklı beslenmeden geçiyor. Bu kadar yırtılmamızın nedeni bu. Bir de şey düşünmesinler. Kahverengi yağ hücresi sizin sadece kilonuzu korumuyor. Az önce bir sürü hastalık anlattık. Baş ağrısı dedik. Halsizlik dedik. Uykusuzluk dedik. Stres dedik. E, alerjiler dedik. Romatizmal problemler dedik. Bunların hepsi sizin aslında sağlıklı biraz sonra da anlatacağız ya 10 tane altın evet, kural evet, vereceğiz. Evet, evet. Sizin o e, sağlıklı yağ hücreleriniz, kahverengi yağ hücreleriniz ne kadar fazlaysa bu şikayetleri yaşama oranınız da o kadar az oluyor. Dolayısıyla biz vücutta yağı yakan kahverengi hücresini çoğaltmalı. Yağı toplayan, ha. beyaz yağ hücresinin farkı ne? İçi yağ dolu bunun. O mitokondri dediğimiz yani var Yani bu ya? göbeğe yerleşenler mesela beyaz mı? O, özellikle. Kas özellikle. olan yerlerimizdekiler kahverengi mi? Tabii. Çünkü kahverengi yağ dokusu, kahverengi yağ dokusu kası sever. Kasla birlikte paylaşır. Irisin denen bir madde salgılar ve bu irisin denen madde de kas dokunuzu ve kahverengi yağ hücrenizi arttırır. Aynen. O yüzden beyaz yağ hücresi istemiyoruz. Bizim bütün çabamız beyaz yağ hücrelerini azaltmak üzere tedaviler de bunun üzere, beslenmeler de bunun üzere. Çünkü beyaz yağ hücresi içi yağ dolu mitokondri yok hiçbir işe yaramayan ve hepimizi sağlıksız bırakan sadece kilo anlamında değil hmm. tansiyonumuzu yükselten beyaz yağ hücresi kolesterolümüzü Be beyaz yağ hücresi şekerimizi beyaz yağ hücresi depresyonumuzu bu alzheimer'ımızı bu evet. tiroid problemimizi bu ya e, da yani o zaman benim ne işim var beyaz yağ hücresiyle <laughs> Evet. <laughs> Bence böyle bir şey yaşanması gerekiyor. Aynen öyle. Biz kahverengilere kalalım. Kahverengilere dedim, kalalım. İnşallah kahverengilere kahverengilere böyle. Kahverengilere kalalım. Hastalıklardan uzak kas, e, kahverengi e, yağ hücrelerinin yoğun Ne oluyor. kadar arttırırsak o kadar çok kasımız olur, o kadar az yağımız olur. Bütün söylediğimiz hastalıklar da azalır. Ama bunu söylerken işte hep şimdi bize şey diyorlar. Hocam bu nasıl olacak? Şimdi onu anlatacağız. Şimdi onu alacağız. Yiye yiye zayıflarken nasıl e, e, zayıflayacaksınız ve kahverengi yağ hücrelerinizi ve... ...bağırsak bakterilerinizi nasıl arttıracağınıza dair 10 maddelik çok güzel bir öneride bulunacağız. Az sonra önerilerde bulunacağız ama sevgili Doris'i böyle alalım istersen. E, spor yaparak, kas ağırlığımızı arttırarak işte bu kahverengi hücrelere daha fazla sahip olabiliyoruz. Şimdi bize e, bu tarz egzersizler gösterecek. İstersen böyle ortaya doğru gel. E, tamam. En çok kasımızın olduğu yer kalça kısmımızda Evet bir de hocam. Kalça ve bacaklar. Dolayısıyla birazcık oraya yüklenmekte fayda var Kesinlikle. bu kahverengi hücreleri arttırmak için, öyle Kesinlikle. değil mi? Evet. Neler yapabiliriz sevgili Doris? Ben malzeme alayım, hemen tamam. göstereyim. Mesela squatla başlayabiliriz. Squatla başlayalım. Squat evet. ile kalça bacak, değil mi? Aynen öyle. Bu çok güzel bir Oo. hareket çünkü tüm vücudu çalıştırıyor ama en çok kalça, kalça ve bacak. bacak. Bir de Şimdi. bunların seviyeleri varmış, değil mi? Herkesin yapabileceği seviyeler var. İlk yeni başlıyorsanız nasıl yapacaksınız ya da sonrasında nereye kadar gidebilirsiniz hepsini Aynen. tek tek görelim. Şimdi yeni başlıyorsak o zaman şöyle bizim ayaklarımız omuz genişliğinde Ondan sonra kollarımız önde ve böyle indiğimizde zorlayabilirler. Zor o yüzden evet. bir tane sandalye arkasına koysunlar. Oturup. Kalksınlar. O kadar hmm. şu topuklarımız nerede? Sandalyenin neresinde dursun mesela? Çünkü neden? Şimdi çok diyorum ki sen öyle kolay yani çok arkada Böyle de olabilir, böyle de olabilir yani, atıyorum. Yani tam o şeye tam yakın yerde dursun. kollarım önde, oturdum, yeniden kalktım. Baktım. Onu günde 10 on kere yaparlarsa yavaş yavaş bu e, bacak ve kalça kasları güçlenecek. Sonra ikinci seviyesine geçiyoruz. Tamam. Sadece dokunup kalktım. Oturmadan. Tamam mı? Önce oturdum şimdi oturmuyorum artık. Bunu da yaptım. Evet. Artık daha güçlüyüm, daha iyiyim Daha çok kahverengi koyuyorum buraya. Evet, <laughs> evet aslında onu yapıyorsun. Şimdi evet. doğru şeklinde şu. Ve neye dikkat ediyoruz? Çok şunu görüyorum. Hani tüm ağırlık mesela ayak parmaklarında bu yanlış. Asla yapmıyoruz. Topuktan basıyoruz ve tüm ağırlığımız ayakta yani Tüm eşit şekilde, tüm eşit ayakta. şeklinde Hı. kalktım. Tamam mı Tamam. Ondan sonra bunu da becerdim. Mesela duvarımız yok şu anda. Ama Var, duvara karşı, şuraya geçebilirsin. Bak ha. duvara sırtını yaslayıp ha orada da gösterebilirsin, o da güzel olur. Şunu şu. da da sen olur. yaparsın, sen sporcusun. Burada bu 90 derece. Oturuyorum, kitap okuyabiliyorum Yok artık. ve burada yani böyle bir 15 saniye başlasınlar, 30 saniye çıksınlar. Ben bir dakika kalırım. Hatta bazen oğlumu çağırıyorum, otursun buraya. Öyle fizik bacak kas yapar. Çok çok inanılmaz çalıştırıyor. <laughs> Kaç dakika kalır mı? dedi? Ha bir dakika kalırım. Ha, bir dakika evet bir dakika. Çocuk. Ondan sonra değil, son ama... seviyeye geçelim mi? Son seviyeye geçelim. Jump squat. Buradayım, kollarıma arkaya alıyorum. Ondan sonra fırlıyorum. Bu. Tamam mı? Bunu birkaç bu kere arka arkaya gösterelim mi nasıl tabii olduğunu? Ki. Hangi tempoda Şu. yapacağız? Bu dehşet çalıştırıyor. Evet. Kaloriyi yakmak için en güzel yollardan Bunu kaç tane, kaç tane yapabilirler? Yine bir 10 yapıp biraz dinlenebilirler. Ama ben 20, bazen 30 tane yapıyorum <laughs> ama böyle nefes nefes kalıyoruz. Çok zor, çok çok, çok zor. zor gerçekten. Tamam. Kalça bacaklara yüklendik. Şimdi birazcık da e, karın kaslarını çalıştıralım dilersen ki. Aslında genelde hep böyle şeydiriz yani spor yapmaya pek vaktim yok falan ama biz Doris'le işte yani de, ama dedi mesajlaşmaya vaktiniz var ama dedi işte bilgisayarda çok vakit geçiriyorsunuz. O zaman kaçamayacaksınız çünkü <laughs> bu egzersizi yaptıracağım size de, de görelim. Senin mi? Benim. Tamam. Telefonumu aldım. Çalışacağım. Tamam mı? Plank yapacağım. Veya hafta işte şey yapıyorsun, değil mi? Sosyal medyaya bakıyorsun veya Aynen. Zaman Şurada geleceğim. mesela sana mesaj atıyorum. Çağla geleceğim. Merak etme. Tamam canım. Burada önemli Beşir. olan plank'te tüm benim ağırlığım ön kolda. Ve evet. şunu görmek istemiyorum. Şunu görmek istemiyorum. Kalçam aşağıda. Ve e, telefona bakıyorum tamam eh. Anneciğim. Ondan sonra... Sen bana cevap yazdın. Cevap yazdım. Geliyorum tatlım merak Şimdi etsin. aynen öyle. Mesela benim ayaklarım kalçanın arkasında hop yazdım sonra. Ha fotoğrafta gönderdim. <laughs> Şu. Çok iyi ama okay. <laughs> Bu Bu Buradayım iyi. devam ediyorum. Çağla çok güzelsin. olanlar. Canım. Yarın yine de geleceğim. Harika. Bir <laughs> orası var. Devam ettik. Biraz da yan kas çalışmak istiyoruz. Hop kaldırdım. Burada yazdım, burada yazdım. Hatta fotoğrafımı çektim. Aa bak fotoğraf Gönderdim. çekmek güzel olabilir. Vallahi olabilir. Aynen öyle. Karın kas çalıştık. Vallahi bayağı çalıştık ya çok evet. güzel. Peki bir de kollarımız mı vardı? Bir de kol, kol. kasları. en güzel kol egzersizi tabii ki yani atıyorum iki su şişeyle yaparsın. Vallahi maşallah süpersin. Ben çalışmıyorum kol kasa bu arada hiç çalışmıyorum. Sadece şey yani boks yaptığım için. E ama boksta çok iyi çalıştırıyorsun. çalıştırıyorsun. Çağla bir uçak ser, maşallah. uçak üstü <laughs> Bize Şimdi yeni acılar. başlayanlar için hani hiçbir bir, bir e, alet kullanmadan kullanmıyoruz. Gösteriyorum, dua ediyoruz. Allah'ım şükürüm. Hiç olsun. E, dirsekler ayrılmadan yukarı doğru kollarımızı uzatıyoruz. Burada açılmasın tamam mı? Daha zor oluyor. İndiriyoruz bu. Titriyor böyle yukarı itkinliği. Aynen, Aynen öyle. Çok güzel bu bir hareket. Bu kadar basit bir hareket bu kadar nasıl etkili olabilir Deltoidleri ya? Deltoidleri çok zorluyorsun. Bayağı Şunlar, zorluyor. Şu deltoid şuralar çok zorluyorsun. İkinciye geçiyoruz. Şimdi açtım. Hop. Aynen bak gösterebilirsin kaslarını. Kapatıyoruz. Açıyoruz. Bu. Aynen öyle. Evet, bunu, Süper. Bu, böyle değildi yani. böyle ya. Boyunca ya. Boyunca Aynen. Artık da hissederek yaptığında evet. çok Yumrukta güzel. Yumruk da yapabilirler. Evet. Hani evet. böyle tüm gücüyle. Şu. Üçüncü hareket. Dört tane göstermek istiyorum. Şimdi buradan yukarı doğru uzatıyoruz ve daha önce söylediğim gibi çok güzel bir nokta. Hani bu değil. Evet, evet böyle boş yapınca sabaha kadar yapsam bir şey olmaz. Aynen. Zorlayarak. Ve ileride su şişelerle, dumbbellla... Yapabilecekler. Günlük toplam egzersiz e, süresi ne kadar olması gerekiyor ya sence? Ya bak en son mesela YouTube kanalıma 2 dakikalık bir ısınma videosunu yükledim. Nasıl bir şey çok eğlenceli böyle dans ederek böyle o eski 80lerde aerobik videolar vardı ya. Onun hani gibi böyle bir şey falan. falan eğlenceli i̇ki bir dakika. şey. 2 dakika ondan sonra atıyorum 3 dakikalık 4 dakikalık karın videolarım var. Sonra çünkü bunu düzenli yaparlarsa hani bir hafta yaptılar mesela geri geliyorlar. Doris biliyor musun bu videoyu ben 7 gün yaptım, birinci gün öldürdüm beni artık rahat yapıyorum. Sonra bir bakıyorlar. Biraz çoğaltmak istiyorlar sonrasında dedim mi? Şey daha kuvvetli hissediyorlar, tabii, işte tabii. iltifatlar gelmeye başladılar. Aa, çok Devam tatlı. ediyorlar ve onlar için hani yarım saatlik antrenmanlarım var, bir saatim var. 500 Ama yani kalori yaktıranlar olan aslında burada başlayabilmek çok çok önemli ve e, devam etmek ve devam etmek çok çok Aynen. önemli. E, az sonra da mutfakta seninle çok güzel e, fit e, çikolatalı e, barlar yapacağız Evet. ve akşama müthiş bir lezzet var efendim. Ya daha geçmiyorum ben çok seviyorum bu arada. Peynirli kabak kayık değil mi? Öyle bir Aynen. şeyimiz var. Çok sağlıklı Hı -hı. bir kabak yemeği yapacağız. Peki hocam neler yapacağız başka? Biz şunu yapacağız. Sonra. Yiye yiye nasıl zayıflanır? 10 tane temel kuralını anlatacağız. Bu çok önemli. Herkes burada olsun. Hem bağırsak bakterilerini arttıracağız. Hem yiye yiye. Bu ülke yiye yiye zayıflayacak. Yani hakikaten bunca senelik zulmede bir son vermeye çalışacağız. Başka daha çok şeylerimiz var. Mesela Ama, makarna yere kolesterolümüzü ha, makarna düşürebilir Makarna yere kolesterol düşüreceğiz. Evet son Az derece önemli So Yeni yeni yapılan çok enteresan çalışmalar var, araştırmalar var. Onlardan da bahsedeceğiz. Az sonra efendim reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra buradayız. Buyurun. Evet. Çağlayla yeni bir gün devam ediyor. Az sonra yiye yiye nasıl zayıflarız Gürkan hocamızdan onu detaylı şekilde o maddede öğreniyor olacağız. Lütfen kaçırmayın diyelim. Şimdi Doris'in yanındayız ve bize sağlıklı ve ben eminim ki çok ama çok sağlıklı bir çikolatalı bar hazırlayacak. Haydi bakalım. Evet şimdi ben danışanlarımla çalıştığımda hep şunu rica ediyorum. 7 gün boyunca bir yeme ve içme... Ne yapıyorsun tatlım? <laughs> tatlım bakıyorum ya. <laughs> ne yapıyorsun tatlım? Ne çok. yediklerini <laughs> ne içtiklerini görmek istiyorsun. istiyorum ve orada hep şunu görüyorum Bu arada bunlar Vaya yeşil kaldı siz biraz Hı. daha olgun muzları Bilmiyorum kullanabilirsiniz. Aa, evet, bunlar daha olmamış tam olarak ee, ha, ve diyorsun, orada ha? şunu görüyorum hem çok az tahıllar kullanıyorlar. Tahı hani aynen öyle. Mesela işte e, makarna, tam buğdayla makarna çok güzel bir şey oluyor. Bu nasıl bir muz ya? Evet Soyamadın. ben zorlanıyorum arkadaşlar. Bu bildiğim patates. <laughs> Ayşe abla. Vallahi soyamadık. Bir tane muz alabilir miyiz? Olmuş. Evet <laughs> biraz, biraz fazla yeşil kaldı. Hediye çekti kabak soyar gibi burada ya. Bir de şunu <gülüyor> görüyorum. <gülüyor> ee, özellikle akşam ya da işte senin programını seyrederken, hani böyle canım bir tatlı istiyorlar İstiyorlar. ve o zaman burada çok harika bir tatlı hazırlayacağız inşallah. İnşallah ama ki vallahi helal olsun soydun. Kız çıkmış olabilir mi <laughs> ya? Ben ben çünkü bazen muzları diprize <laughs> atıyorum. Sonra onları böyle dilim dilim kesiyorum ve böyle dondurma gibi oluyor. Onu da deniyorum. Evet, çok tatlı o çok güzel oluyor. oluyor. O Şimdi Heh. biz yine de göstereceğiz. Bak, tamam. moralimiz hiç bozma. Hiç bozma. Aynen. <laughs> Programın yarısı muz Şimdi gitti. çubuklarımız var. Geldi. Aa, süper. Çok teşekkürler. Evet. Onu ikiye böldün. İkiye böldüm ve çocuklar da yesin diye evet. bir tane alayım. Çocuklar da yaşıyor. Şimdi bu biraz fazla olgun öbür biraz daha fazla. Hangisi Hangisiydi? <laughs> <laughs> şimdi bu olmadı neden? Çünkü fazla olgun. Bak içinde kaldı. Ay canım <laughs> ne hayatım, yapacağız. Hayatım, ne evet şey ya. bunu şöyle yapacağız. Don't panic. Şuradan bir çatal verir misin? <laughs> şey süreceksin değil mi üstüne? <laughs> Yok canım şunu alacağım şimdi direkt. Gel şuradan ver tatlım. Sen devam et. Hmm. İşte bu kadar. Ay. Bak bak. Ah. Çağla Yok Yok sen devam et. Tamam şey tamam. Şimdi bu yarım muzu koydu. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> İçine batırdık arkadaşlar ve bak çok az kaldı daha güzel olacak. Bu evet. Tabağı alayım mı senden yoksa devam edecek miyiz? <laughs> Ay çok tatlı. Güzel. Başta işte bak olur. Şöyle şimdi batırdın bunları Bu bir tamam çikolata mı? Bite çikolata ondan sonra <laughs> biraz yer fıstığı üzerine Serptin bu şeklinde iyi yağlar bunlar tamam mı? Evet, evet. Biraz da belki tuhaf gelebilir benim takipçilerim bana yazıyor ne yapıyorsun Doris tuz üzerine niye? ama niye tuz? tuzlu karamel var ya çikolata var dur senin. E... Kendi kendime yaptım. Evet şey bir sil istersen. <gülüyor> <gülüyor> <Kim> <gülüyor> ben de bir şey derim, söylemiyor. Ben ya çok <laughs> Evet siz devam edin ben şu <laughs> koltuğundan arındırıp geliyorum. Peki öbürünü Şimdi, de yapalım acaba bu hemen? Bu harika bir tatlı çünkü mesela bizim ailemizde vegan biri var. Burada hiç yani e, hayvansal bir ürün olmadığı için ailece büyük keyifle yiyoruz. Ve bunu şey tabi e, buzdolabına kaldırıyoruz o zaman daha güzel oluyor. Evet. E, görüntü olarak da çok güzel. Larisa evet. gel. <laughs> Yerler ıslah, uçlar ıslah. <laughs> ya Allah Allah. Peki, e, kabağı az sonra yapıyormuşuz. Sağ ol tatlım. Tamam. ederim. Kabağı az sonra yapıyormuşuz. Ha, yine bir de bir şey geçelim. geçelim. Baş, geçelim. Eline sağlık. Aferin. Ay ol. çok güzel oldu. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> Ay, yemin ediyorum çocuk gibiyim ya. <laughs> Ağzımın her yeri şey oldu. Çikolata çok çok tek Vallahi çok güzel oldu. Dur dur onu konuşacağız sonra. Şimdi. E, şeyi konuştuk. Ya, evet bayağı, Bazen gerçekten böyle şeyler ne kadar kalorili olduğunu düşündüğümüz bazı şeyler çok e, daha düşük kalorili olabiliyor. Veya tam tersi olabiliyor. Aynı. Mesela marulla ilgili bir örneğimiz var. E, İlkan Hocam onu göstersin size. Çok enteresan. Pastayı herkes çok seviyor. Ve bir dilim pasta yedim canım ne olacak ki mesela diye düşünüyor. Peki Neye eşit onu bir görelim. Şimdi şurada bir tane marulun e, e, parçalanmış halini görüyorsunuz. Şeylere ayrılmış halini görüyorsunuz. Koca bir kutuya zor sığdırdık. Siz bir dilim pasta yediğinizde ki bir dilim pasta 3 dakikada yersiniz. Yani 5 dakikada yersiniz. Bir dilim pasta yedinizde. Şöyle pastayı göstereyim mi ben size? Onu da göster. O da orada mı? Ha o Tabii da orada. Tabii ki de. Süpersin. Aynen. Sü Şimdi Buyur. göster. Bir dilim pastayı yediğinizde şundan hepsini getiremedik. Tam 33 tane yan yana koyduğumuzu düşünün. Şu maruldan, şu bir miktarda maruldan 33 tane daha yemiş oluyorsunuz. Yani bazı kaloriler gerçekten çok tehlikeli. Şimdi Biraz sonra anlatacağız ya yiye yiye zayıflama evet. diye. Ama bu kısmına da dikkat etmek gerekecek. Düşünebiliyor musunuz? 33 tane bundan göstereyim şöyle. 33 tek marul 33 yani. 33 tane tek marul şu maruldan, şu gördüğünüz maruldan. 33 tanesi bu pastanın bir, bir buçuk dilimine eşit. Dolayısıyla... ...tehlikeli kaloriden bahsettiğimiz... bu ...buradan aldığınız kolesterolü falan filan... Onu zaten ...bir kere de koyuyor? Ben de düşünüyorum Ta acaba yer miyim? Tabii mi? ki bunu yiyeceksiniz ama yerken bu korkunç şeyi de unutmayın. Unutmadan yiyin. 33, yiyeyim. ya hakikaten şimdi anlatırken ben de hani böyle hesaplayıp geliyorum ama... Allah ...33 demet bu maruldan ve sadece bir dilim, bir dilim pasta. pasta. Müthiş. Evet bu bence bu unutulmayacak bir e, örnek oldu. Örneklerden bir tanesi. Kesinlikle öyle. Peki. E, dolayısıyla buna dikkat etmelerinde fayda var. Aralıklı oruç derken efendim sonlara doğru işte ne bileyim yatmadan önce yemek yemeyinler. işte gün içerisinde aç kalın, daha fazla yağ yakarsınız gibi aslında hep kafamız bu konuyla ilgili karışık ama ben bunun tamamen kişisel deneyimler sonucunda ortaya çıkabileceğini, kimin neye geldiğini, kimin kendisini todo. denemesi gerektiğini Çok düşünüyorum. Todo. Ama ben denedim olmadı bu zamana kadar diyorsanız ve bir şekilde yemeğe, efendim ne bileyim beslenmeye düşkünseniz yiye yiye nasıl zayıflayacağımızın yollarını bugün ilk kez Gürkan hocamız programımızda anlatıyor. Aynen öyle. An. 10 maddelik bir şeyle gideceğiz. Maddeyle gideceğiz ama önce bir şeyi mutlaka söylemek istiyorum sevgili Çağla. Yiye yiye zayıflanırken bunun bir ekip işi olduğunu unutulmamalı. Yani ben kendi başıma ben yıllardır bu işi yaparım ama kendi başıma olacak iş değil bu. Evet. Bu bir ekiple olmalı. Ye bir zayıflama ya da bir sağlıklı beslenme ekibinde mutlaka doktor, diyetisyen, psikolog, motivasyon koçu Mümkünse az önce seninle konuşuyorduk ozon evet, evet, hemşiresi ve biz. mutlaka bilgisayar mühendisi kilonuz nasıl gidiyor ne yapılıyor bu ekibin olması lazım. Bir kere bu yiye yiye zayıflamanın içindeki eğer imkanınız varsa en önemli işlerden bir tanesi, bir tanesi bu. bu. şimdi bu bir kenara koyalım. Herkesin bunu kenara bir bu, bu kere en önemli Bireysel bize neler düşüyor onu Aynen. konuşalım. Biz neler bireysel yapacağız? olarak kişi olarak ne yapacağız? Şimdi başlıyoruz birinci hafta. Şimdi bu birinci hafta çok önemli. İlk üç gün üst üste yiye yiye zayıflamanın yöntemlerinde, yiye yiye zayıflamanın e e yollarında ilk üç gün üst üste. Birinci gün sabahleyin, bunlar sabah. Ispanak ama ıspanak soteli bir yumurta yiyorsunuz. İkinci gün dereotlu bir omlet yapıyorsunuz. Üçüncü gün sabah maydanozlu lor peyniri yiyorsunuz. Bu üçü olmazsa olmazınız. Bütün derdimiz ne? Bir insülin direncinizi baskılamak. İkincisi de bağırsak bakterilerinizi arttırmak çok önemli. Bu. Burada hep sebzeyle proteini birleştirmişsiniz, yumurtayı Yaşa. birleştirmişsiniz. Bir tek sonunda üçüncü günde sadece maydanozlu lor peyniri yememiz gerekiyor. Yani burada yumurta yok. Hayır, ama sonuçta başka bir protein kaynağına geçiyoruz. Lor Dikkat edin orada ve daha düşük kalorili, çok daha düşük. kolay sindirilebilen birine geçiyoruz. Peki öğlenleri. Üç öğlen üst üste. Herkes çok kolay yapabilir bunu. Yiye yiye zayıflamadaki çok kolay yerlerden bir tanesi. Her üç öğlen üst üste. Bir dilim ekşi mayalı ekmek ve yanında şimdi kış da geliyor ya. Onun Varsaklar için onu seçtim. Falan Aynen. Bir tabak tarhana çorbası. Şimdi ilk akşamın, işte ilk haftanın akşamlarında çok önemli bir kuralımız daha var. Akşam yemeklerinde et yok. Hmm. İlk akşamın. Bir tane sürprizimiz olacak sonra ama akşam yemeklerinde et kesinlikle yenmiyor. Yiye yiye zayıflamanın ilk hafta kurallarında en önemli işlerinden bir tanesi bu. Et kilo mu aldın? Hayır. İlk hafta ben zaten sabah protein kaynağı verdiğim için akşam sindirimi zor bir besinle bütün gün boyunca çok mutlu olmuş. Düşün bütün gün boyunca biz sen ne oturuyoruz güzel güzel eğleniyoruz falan filan. Akşam Akşana... birden... Çağla neredesin ya? Ya gel de şunu yapalım demeye başlıyorum. Hocam Deme... ne diyorsun ya? No, e, aynen demez Anladım. misin? Bir anda böyle Vücut de... aynen böyle görüyor. Ne oluyor ya diyor bütün gün boyunca bu benim yüzüme güldü. Ne yaptık biz akşam buna şimdi? Abi Dolayısıyla abi. bunu yaşatmamak için yiye yiye zayıflamanın en önemli prensiplerinden biri bu. Çok özür diliyorum. 3 öğün mü vereceksiniz bize? Sabah, öğle, Hayır. Mi, akşam olarak mı vereceksiniz? Hayır. 5 öğün vereceğim ha, işte ama vereceğim. olmazsa güzel. olmazları anlatmaya tamam. çalışıyorum. Çünkü bu kişisel bir şey. Tamam, bu yani, tabanı. Tabii. Ben çünkü senin kan tahlilini almam lazım. En az 20 tahlil almam lazım senden. En az 80-85 soru sormam lazım. Bütün vücudundaki yağını, suyunu, kasını, metabolizma hızını görmem lazım. Hepsini görmeden ancak herkesin yapabileceği kadar kısmını ha. Anladım. şimdi anlatmaya çalışıyor. Okay. Şimdi Devam. ikinci hafta. Her salataya sirke koyacaklar. Sirke. Mutlaka her salataya. Hangi sirke? Benim tercihim elma sirkesi ama. Elma ama üzüm sirkesine de değişebilir. Şimdi her salataya sirke koyun derken limon veya zeytinyağı koymayın mı? Hayır. Hayır. Sadece sirkeyle gidiyoruz. Ekle. Evet, sadece sirkeli salatayla gidiyoruz. Haftanın 5 günü ikinci haftada mutlaka ya kefir Aa, ya da boza tüketecekler. Burada, Haftanın 5 evet. günü. ikinci haftadan söylüyoruz. Beş. Şimdi 5 tane temel besin söyleyeceğim. Bu 5 tane temel besinden haftada en az 2 gün bunlardan 2 tanesini yemek zorundalar. Nedir o? Yer elması, kereviz, bamya, kuşkonmaz ve enginar. Bu bu gruptan en az 2 tane. tanesini o hafta içinde ve mümkünse akşam yemeklerinde tüketmek zorundalar. Bu tamam. işin sınırlarını... sinirlen şey ee, ne nedeniyor ona ee, püf i̇lk noktalarından bir tanesi. Tamam. Dolayı çünkü yiyi zayıflamak için metabolizmanın baştan bir hazırlığa ihtiyacı var. Tamam. Onu yapmaya çalışıyoruz. Artı bak ilk hafta yemeklerini bir, bir önemli şey daha söyleyeyim. İlk hafta yemeklerini e, avokado yağı ile yapacaklar ilk hafta. İlk hafta. Zeytinyağı yok. Yani atıyorum o, dereotlu omlet de yapıyorum. Gelin Her şeyi, avokado şey yağı avokado yağı. Ile. Niye yapacaklar? peki zeytinyağı değil de avokado çünkü yağı? Çünkü ben diye. daha sonra zeytinyağından zaten yeteri kadar şey alacağım desteği alacağım. Ama başta hem sindirimi kolay hem de şeyden sonraki zeytinyağından sonraki en yararlı yağlardan bir tanesi olan bir yağla gideceğim. Onun için hmm. ilk hmm. hafta bütün yemekler avokado yağı ile yapılacak. Çok üzgünüm bir şey sorabilir miyim? Estağfurullah. Zeytinyağı mı yoksa avokado yağı mı bir yemek kaşığı daha kalorili? Ka yağın her bir gramında hepsinin aynı. 9.9 kalorili var. Yağ, Fındık yağı, ceviz yağı, avokado yağı, zeytinyağı. Fark etmez. Dolayısıyla mesela şeyler de öyledir. Tatlılar da öyledir aslında. Bütün tatlıların, karbonhidratların bir gramında 4.2 kalori vardır. Sadece bazı kan şekerini çok hızlı yükseltir. Onu istemeyiz. Hmm, bazı yavaş yükseltir. Şey, Öyle anladım. düşünmek lazım. Tamam. Şimdi yemeklerinizi ikinci hafta bu sefer yağ değiştiriyoruz. Fındık veya ceviz yağına geçiyoruz. Bakın bir tavır değişikliği içerisine girdik. Şimdi bunu anlatırken şunu net bir şey söyleyeyim. Mesela e, direkt ...kendimin gördüğü bir hastaysa... ...burada küçük değişiklikler yapabiliyorum. Ama şimdi ben görmediğim insanlara... Ben eğer insanlara, bunu otomatik olarak yapacaksam... Tabii. süpers Anladım. Otomatik olarak yapacaklara bunu yapıyorum. Çünkü tabii. ben kendi hastalarıma ilk hafta bazen... ...hiç avokado yağı değil, onunla zeytinyağıyla başlayabiliyorum. Ama bütün verileri önümde. E tamam, anladım. O zaman farklı. Dolayısıyla ben şimdi burada bizi göremeyen, gelemeyecek olanlar için... ...uyguluyorum. Devam edelim arkadaşlar. Demek ki ilk hafta avokado yağıyla... Sonra... ...ikinci hafta ceviz ile gidiyoruz. Fırtıklı şimdi, burada 4 ile 5 saat saat aralıkla yemek yemek önemli. İdeali 4 saat. Türkiye'nin %75'i az önce anlattığım gibi yani her 4 kişiden 3 kişi aslında Türkiye'de 3 öğünden daha fazla yiyerek kilo veriyor ve koruyor her dört kişiden biri ise senin az önce anlattığın aralıklı oruçla belki kilosunu koruyabiliyor evet. ama biz yüzde %75 daha çoğunlukta olduğu için şu anda yiye yiye zayıflamayı anlatıyoruz o nedenle de 4 ile 5 saat aralıkla Vallahi yemek yiyeceksin ama ben daha çok hoşuma gider açıkçası kesinlikle öyle birçok insanın da hoşuna gider aslında metabolik Acı açıdan da, da o yeme saatini beklemek gibi bir şey yani tabii ki oruç tuttuğun zaman farklı bir ibadet orada yaşanıyor ama Gün içerisinde sürekli o streste olmak mesela benlik bir şey değil. Aynen. Burada şunu sorabilirler. Ben böyle hep yiyerek insülini salgılatıyorsunuz ama çok azar azar salgılattığınız için yormuyorsunuz. Sen şimdi bugün burada program yapıyorsun. Sonra gidiyorsun kendine biraz istirahat e, 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 olacak bir ortam yaratıyorsun. Ya da belki küçük bir spor yapıp sonra istirahate evet. gidiyorsun. Şimdi hem sabah programı hem öğlen programı hem de akşam şeye gidebilir misin sen? Hayır. Dolayısıyla Bazıcığım. geliyorsun, yapıyorsun programa gidiyorsun. Nereden oluyor? Ama evet. Onlar. Evet. Biz insülini pankreas'tan çok yormadan azar azar salgılatıyoruz. Bu sistemin içinde yiye yiye Anladım. zayıflatma sistemi içinde. Şimdi önemli bir şey daha söylüyorum. Bu çok i̇lk önemli. iki hafta üst üste iki gün et yemek. Zaten ilk hafta yok. Yani Dur. ilk hafta her et yemeyin demişti. Zaten öğle Aynen. yemeğimiz, sabah kahvaltımız belli bir hafta hiç et yok. Yiye, yiye zayıflıyoruz ama ikinci haftada. İki gece üst üste et yemek yok. Mümkünse bir gün et yediyseniz arada 48 saat hatta mümkünse 72 saat olsun. Çok önemli. Devam hmm. ediyoruz. Meyveler daima yemekten 45 dakika bir saat önce yiyin. Çok özür dilerim. Şimdi et derken löp bonfile et mi yoksa Bütün ben karnıyarık yedim içerisindeki kıyma ha, yok. da dahil mi? Net, net Net etlerden net bahsediyoruz. Etten. Tabii, Köfte, net etlerden. Bir şey içerisinde dola. küçük miktarda koyduğunuza itirazım yok ama üst üste iki gece bugün kebap yiyeyim yarın akşam da köfte yiyeyim yok. yok bu sistemin içinde iki akşam et arasında en az 48 mümkünse 72 saat fark olmak zorunda. Devam edelim. Meyveleri yemekten 45 dakika önce yiyecekler. Bu da önemli. Tamam. Sonra falan değil. Yemek içinde değil. Yemekten 45 dakika önce yiyecekler. Bu da önemli. Yine bak bir önemli şey daha söylüyorum. Çok güzel burada. bir şey geliyor. Bir önemli şey daha. Çünkü Yiye, yiye zayıflamak ve zayıflatmak açıkçası bir sanat. O sanatı doğru, şartları doğru uygulamazsanız. Çünkü bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi o. Hoca, sen de biliyorsun yıllardır yaparız buraya. Yüzlerce örneğini getir Hocam nasıl oluyor bu iş? Yani hakikaten bütün hastalar yiye yiye kilo veriyorlar. Nasıl oluyor? E şartları yerine koyarsan olur. Niye bunu anlatıyorum? Çünkü bazen mesela dışarıda rastlıyorum hocam siz yiye yiye zayıflıyorum diyorsunuz. Ben yiyorum yiyorum, yiyorum kilo, kilo, alıyorum. alıyorum yani. Çünkü bu işin kurallarını yerine getirmezseniz evet. ya bu kıyafet ya abi herkes öyle gözükmüyor. Burada çok önemli bir hizmet veriyor aslında hocam. Aynen şeyimiz yani. evet. açık söyleyeyim yani bütün evet. mutfağımızı yatak odamızı açıyoruz. Hepsini şu anda Herkese açıyoruz. açıyoruz ya yani olsun hiç önemli sağ değil. Sağ çünkü ee, gelebilen zaten geliyor. Orada evet. bir şeyimiz yok. Yani hocam ben kendi şeyimi bilmek istiyorum diyor. Geliyor ama milyonlarca insan gelemiyor burada. Onlara yardım etmemiz lazım. Kesinlikle. Bu programın da bir formatı. Bizim de şeyimiz o yapımız. Şimdi Teşekkür bu ediyoruz. çok önemli. Pilav, pilav, makarna, bulgur. Bu ülkenin en çok yeniden besinleri midir? Doğru. Yani akşam yemeğe pilav koymadınız mı, makarna koymadınız mı ya da bulgur pilavı koymadınız mı abiler, amcalar, teyzeler Böyle bozulurlar. Evet. Ama onların üzerine bu ikinci hafta boyunca asla peynir et, yoğurt, tavuk, balık koymuyoruz. Yani makarnayı mı yiyeceksiniz? Sebzeli makarna yapıyorsunuz. He, pilav mı yani. yiyeceksiniz? Yoğurt falan ya da et koymak, tavuk koymak vesaire yok. Bir tek sebze mi serbest? Sebzeli, sebzeli makarna istedikleri sebzeli kadar pilav. koyabilirler. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, kuru bakla koyabilirler. Sıkıntı yok. Yani ben barbunya ile pilavı çok severim mesela bir arada. Hmm. Kahverengi bir pirinç pilavı işte üstüne de barbunya ekleyerek acayip severim. Biraz da sebze hiç protein koydurmuyor. Bu grup protein koydurmuyorum. Hayvansal protein koydurmuyorum. Yiye yiye zayıflamada çok önemlidir bu. Hep bana şey diyorlar. Hocam nasıl oluyor? 50 kilo vermiş, 70 kilo, 100 kilo vermiş. Aradan 5 yıl geçmiş koruyor. Bak bütün sihir burada zaten. Bir daha söyleyelim bu sihir ne hocam? Ee, az önce anlattığım 10 tane kural. Bu kurallar yerine ilk 2 haftadan gelirse ya öyledir, hayat da öyledir. Bir işe nasıl başlarsan öyle gider. Çok güzel bir laftır ya. Yani. Burada da öyle. Şimdi bu 16'nın kuralı düzgün yaptığınız zaman o sihir zaten otomatik olarak oluşuyor. Evet. Biz şimdi o sihri anlatıyoruz aslında. Evet resmen sihri anlatıyoruz. Yiye yiye zayıflamanın sihirli tarafını anlatıyoruz. İlk iki hafta çok önemli onu anlatıyoruz. Şimdi önemli bir yere daha geldik. Haftanın üçüncü ve altıncı günleri. Şimdi biraz senin şeye döndük burada. Haftanın üçüncü ve altıncı günleri. Öğlen ve akşam sadece elma sirkeli bir salata yiyorlar. Bu salatanın üzerine tavuk koyabilirler, barbunya e koyabilirler, ceviz koyabilirler, balık koyabilirler, hepsine ekleyebilirler ama başka bir şey yok. Niye? Tavuk, barbunya, ceviz, balık ekleyebiliriz. Aslında 7 günün 2 tanesinde ben ona 3-6-5 yöntemi derim. 3-6 o günlerden gelir. 3 ve 6. günlerde o 2 gün hastaya biraz aralıklı açlık gibi de yaptırmış olursunuz. Hmm. Yani vücuda her sistemi gösterirsiniz orada. Vücut o 3 ve 6. günlerde hani hayatta öyledir ya çocuklarına imkanların bilmem ne var. Ama bütün çeşmeye gittin değil mi bu şeyde hı hı. E, tatilde? Hı hı. Hep tatilde mi çocuklar? Onlar şunu biliyor. Tamam gittik çeşmeye biraz tatil evet. yaptık ama artık okullar öyle her zaman gidilmez. Vücuda onu gösteriyoruz. Arada sırada sıkarız ama çoğunlukla rahatsınızdır. Ama hayatta hep rahat geçmez. Üç ve altıncı günlerde şöyle bir... Yeter. Bence yeter. yeter. Yedi günün beşinde yiyor bu sistemde hasta. Yedi günün beşinde gerçi... Ha bu arada miktar derdi de yok. Şimdi en çok sorulan hmm. sorulardan biri o. Hocam peki siz veriyorsunuz da. Ben bizim sistemin içinde kebap var, pizza var Lahmacun var, makarna var. Biraz sonra kolesterol düşen makarnayı anlatalım mesela. Anladım. Hepsi var. Miktar istediği kadar. Niye bu kadar rahatsınız? Çünkü siz yiye zayıflamada hastayı tedavi ettiğiniz için bir süre sonra zaten hasta istemiyor onları. Eskiden diyelim ki 6 köfte yerken 4 köfteye düşüyor. Ya, Onu aslında, sağlıyoruz aslında biz burada. Aslında bu Aslında burada çok güzel bir dengesi var. 2 gün sadece birazcık sıkmanızı istiyor. Gürkan Hocam. E diğer kalan 3 günde zaten gayet kusursuz sınırsız bir şekilde besleniyorsunuz. 2 gün de kaçamak var ya. Aynen öyle. Ben onu söyleyecektim. Şimdi kaçamağın geldi. geldik. 2 günde kaçamak. Bütün şey helal var. olsun sana. Aynen öyle. Haftanın için bu kadar şeyin içinde zaten adama kebap yedirdik, lahmacun yedirdik, pizza yedir, hiç önemi değil. Evet. İstediği kadar yiyelim. 2 günde kaçamak koyuyoruz. Şu kaçamak demek? da kaçtık işte bak. Bak kaçamak demek ne demek? 4 dilim pizza yesin, üstüne 2 tabak aşure yesin, hiç önemi yok. 3 tane lahmacun yesin, üstüne bir tabak işte sütlaç yesin, hiç önemi yok. Biz de bunu açıklayın hocam. Şunun için açıklıyoruz. Bu nasıl oluyor yani? <laughs> Burası... O çok güzel. Bu şunun için o hastanın ben bağırsak bakterilerini düzenledikçe bir. İnsülin direncini iyileştirdikçe iki, en çok karşımıza çıkan mesela D vitamini eksikliği, D vitaminini düzelttikçe, tiroidini normal hale getirdikçe o hasta zaten bunları istemez hale geliyor. Bizim hastalarımızda mesela hastalarla en çok tartıştığımız nokta odur. Ben kaçamak yapmadım hocam bu hafta diyor. Ne yaptın diyorum ya ne demek kaçamak yapma. Yapacaksın kaçamak. İstemedi canım. Yem ah, eh, yaşa. Önemli olan oraya getirmek. Diyetlerde problem nedir? Adama zorla yedirmezsin. Biz tam tersi. Zorla yediriyoruz. Şimdi Ama yemeden diye zaman ters tepecek kesin... Bir o bir şey psikolojik yani. tarafına bak. Orada mesela motivasyon koçluğu orada devreye giriyor. Şimdi hepimizin bir zihinsel direnci var. Bak önemli bir şey de anlatacağım burada. Hepimizin bir zihinsel direnci var. Bir işe başlarız. Biliyorsun Türk milleti. Bir süre sonra ne olur? Tadımız kaçar. Ya Can işte sıkılırız. Da... Bak, aynen. Bir de gitme. Spor öyledir. Diyetler öyledir. Zihinsel direnç düştükçe problem yaşanır. Biz orada da destek olmalıyız kişilere. Bu yanınızdaki bir akrabanız olabilir. Daha önce zayıflamış bir arkadaşınız olabilir. Ya da çok iyi bir dostunuz olabilir. Ya da bir motivasyon koçu olabilir. Ama zihinsel evet. direnci de yükseltmek çok çok önemli. Evet, önemli. Onu da söylemiş olalım. Şu notu da ekleyelim. Ayda 2 kilodan fazla kilo vermeye çalışmayın. Kesin. Yani böyle bir zorlama, böyle bir... Hedef belirlemek de aslında sonra bir yine motivasyon düşüklüğüne çok sebep olabiliyor. Çok önemli. 100 kiloya kadar olanlar için söylüyorum bunu. 100 kilodan sonra bir evet. iş kopuyor. Biraz değişiyor. Ama 100 kiloya kadar. O 2 kiloda ne? Yağ. Hepimizin önemli olan ne kadar yağ verdiği. Biz en çok hatayı nerede yapıyoruz? Ben, Türkiye'nin nüfus kaç? 83 80, milyon. Evet. 83 milyon diyelim. Ben Türkiye'yi bir gecede 83 milyon kilo zayıflatırım. Bak çok net söylüyorum. Çok iddialı bir şey söyledim değil mi? Şimdi <laughs> hoca ne diyor evet, doğru Bir bu ülkeyi bir gecede 83 milyon kilo zayıflatabilirim. Nasıl zayıflatırım herkese? Herkese bir, bir diüretik veririm. O gece herkes birer litre idrar bilmem ne çıkarır. Zaten gitti. Eğer, e, Ne oldu zayıflattık mı? Hayır sadece su kaybettik. Önemli olan yağ kaybıdır. Bu da 100 kiloya kadar olan birisi için ayda 2 kilodan fazla olmaz. Bu programın dışında birçok programda bana geçmişte ne derlerdi biliyor musun? Hocam deli misin ya sen ayda 2 kilo diyorsan kimse seyretmez. pro. Ne oldu? Şükürler olsun ben 25 senedir program yapıyorum. Hayır, İnsanlar doğrusunu gördüler. Evet adam haklı dediler. 5 kilo verdin ne oldu? Geriye aldın. Bak metabolizma şöyle davranıyor. Yiye yiye zayıflamanın bir yönü de o. 4 kilo verip mutsuz olacağına, mutsuz olursan barsak bakterin de mutsuz o kadar. 2 kilo ver ama seni 5 sene sonra bir yerde gördüğümde bana de ki hocam sağ ol. Kaldım orada Ay ben. Önemli Kordum olan bu. Hocam. yiye yiye zayıflama bunu da getiriyor. 30 40 50 kilo veriyorsun ama seneler sonra da koruyorsun. Onun için ayda 2 kilodan fazla çok olağanüstü bir neden yoksa şimdi mesela bana gelen hastaların içerisinde bir yoksa. bypass Geçirecek. İnsülin 100 ünite kullanıyor. Şeker 400'ün altına inmiyor. Mecbur kalıyorsun onlarda. Daha hızlı gidiyorsun. Ayrı. Ama bu, bunun dışında böyle çok olağanüstü bir problem olmayan evet. birine iki günde almadı. Onun için verdirmiyoruz. Ve son. Ve çok son önemli. olarak kilo vermeniz 4-5 hafta yine yavaşlayabilir. Endişe etmeyin. Yavaşladığında sakın daha sıkı bir diyete geçmeyin. Ben bununla veremiyorum diye geçme Pes etmeyin yani. Çok önemli. Bunca senelik meslek hayatında gördüğüm şu ortalama 4 ile 5 haftada bir metabolizma bir dakika diyor ya bir dakika bütün gün seninle uğraşamayacağım. Yani ben bu adamın bağırsaklarını ben düzenliyorum. Kalbini ben düzenliyorum. Beynini ben düzenliyorum. Böbreklerini ben düzenliyorum. Karaciğerini ben düzenliyorum. Bütün gün işi gücü bırakıp senin yediklerini yakmakla uğraşamam arkadaş ben diyor. Onun için 4 ile 5 haftada bir kilo vermeniz durur. Geriye alır. Bir önemli şey daha ilk defa gene senin programında söylüyorum. Bu benim kendi deneyimim. Genellikle vücut son 3 yıl içinde yaşadığınız en düşük kiloya çok rahat iniyor. Bak diyelim ki sen birisi bana 100 kilo geldi. Son 3 yıl içinde de en düşük 80 kiloyu görmüş mesela. O 80 kiloya düşüyor. Ama diyelim ki 8 sene önce 70 kiloymuş. Orada zorlanmaya başlıyor. E 3 yıldan daha mu? önceki ki bunu da çok önemli bir bilgi olarak herkes alsın. Bu yaş aralığıyla alakalı mı peki? Hiç İsterse 28 yaşında olsun isterse 48 yaşında olsun 3 yıldan daha eski kiloları bulma konusunda vücutlar çok zorlanıyorlar. Bunu da söylemiş olalım. Önemli bir, önemli yani bir takıldıklarında. Oldu. Takılmayın diyor gidemezsiniz oraya. Diyor. Yaşa. Çok fazla zorlamayın. Takılınca Sinirinizi takılmayın. E, takılınca, takılınca, takılınca takılmayın. takılmayın. Buradaki Güzel. en önemli nokta. Şimdi iki tane hormon var bunları konuşmaya başlayabiliriz aslında. Aynen. Leptin ve grelin hormonlarını evet. Bütün konuşacağız. Bütün işlerimi sağlıyor. Duydunuz mu bilmiyorum ben de zaten bu programda öğrendim. Grelin hormonu bize habire yemek ye diyen Aynen. hormonumuz leftin hormonumuz ise yemeği durdur yani artık ben doydum e, sinyali veren hormonumuz. Peki. Aynen. Öyle. Siz yemeği yediğinizde, şimdi bu kadar şeyi anlattık yemek yiyorsun. Bir de şunu yapmayın bakın çocuğunuza, çocuklarınıza vesaire tut şu çeneni. Abi tut çeneni meselesi değil bu altta hastalıklar var. Evet doğru. Onlar keyfine yemiyorlar. Yani çocuklarda insülin direnci yok demeyelim. Yok canım olur mu? niye bu kadar çok yiyor demeyelim. %100 altta hastalıklar var. Tut çeneni diyerek onları daha kötü hale getiriyorsunuz. Evet. O çocuk da öyle keyfine ya da e, gıcıklığına yemiyor onu. Şimdi mesela grelin hormonu, evet. E, leptin hormonu siz yemek yediğinizde yağ hücrelerinizin içerisinden salgılanıyor. Gidip beyne diyor ki doydum artık yeter. Diyor değil mi aslında? Evet doydum artık yeter diyor. Ve leptin hormonunu salgılatabilmek için de örneğin şu kuru baklagiller işin bu tarafındalar. Kuru Aa. baklagiller. Leptin hormonunu en çok salgılatan maddeler kuru baklagiller. Hakikaten protein yapıları itibariyle bizim çok çok işimize yarıyor. Ama şunu söyleyelim mi hocam? Söyleyelim. Mesela siz bugünden itibaren baklagilleri daha fazla tüketmeye başladığınızda yediğinizde doymamışsınız gibi gelecek. Ama bakın 3-4 hafta boyunca düzenli Aynen. olarak tükettiğinizde Süpersin. artık onun doyurmaya başladığını çünkü doymanın burayla alakalı olduğunu anlayacaksınız. Ben mesela... Baklagillersiz şu anda yapamıyorum. Süper. Baklagilleri ya 5-6 saat boyunca canım hiçbir şey istemiyor. Süper. Toş gibi aynen. böyle. Aynen öyle. Buna karşılık grelin midenin fundus denen bir bölgesinden salgılanıyor. Grelin özelliği şu. Açsanız sizi sürekli olarak şey istetiyor. Yani aç olduğunuz için sürekli olarak yemek istetiyor ve siz yemek yiyip yemek yiyip doyduğunuzda grelin artık kenara çekiliyor. Oysa ki leptin orada devreye giriyor. Yani grelin diyor ki tamam seni doyurdum hadi bana eyvallah. Halbuki şunu yapması lazım ya git beyni haber ver. Bu adam doydu yeter de yapmıyor onu. Leptin ne yapıyor? Leptin yani kuru baklagillerin salgılattığı leptin yağ hücresi şişince beyne gidip diyor ki hadi yeter artık yemesin bu adam söyle. Ha. Yani leptinin görevi devam ediyor. Grelin tam tersi fırsat arıyor. Biraz daha acıksa da şu ben bunun gene cist. acıktı diye beyne haber göndersem daha çok yese diye. Dolayısıyla bir enteresan şey var. Mesela e, egzersiz hep çok öneriyoruz ama egzersizin İşimize yarayan bu leptin hormonu konusundaki etkisi henüz daha tam belli değil. Biraz burada kafamız karışıyor bizim de. Yani ben spor yaparsam leptin artsın... Böylece beni tok hissettirsin. Herkes de aynı etkiyi göstermiyor. Mı? Yoksa spor yapayım daha çok acıkıp daha çok iyiyim mi? Daha orada leptinin fonksiyonu hmm. çok belli, belli değil. değil. Bir tek hani burada biliyorsun kafama takılanları da söylüyorum. Ama kuru baklagiller leptini yani yağ den salgılanıp gidip beyne yeter yeme diyen hormonu salgılattığını Hocam burada öğreniyoruz. Hocam bırakabilirsiniz ben öyle tutabilirim. Diğer tarafa, diğer tarafa ne koyuyoruz Diğer tarafa peki? bütün karbonhidratları Şöyle koyabilirsiniz. Şöyle koyabiliriz buyurun Buyur. efendim. İşte yani meyve suyu, konserve, soslar buraya. Ya bunlar da ya ağır gelmesin sen. Yo, hocam. Bunlar da <laughs> bunlar da grelinciler. Kara kara onun için yapmışlar. Meyve suları sos konserve yiyecekler. Bunlar da grelini daha çok arttırıyorlar. Dolayısıyla onlardan olabildiği kadar uzak durmakta başka. Ha mesela bisküvi, çikolata vesaire şeyler. Bunlar da grelin arttırıcıları işimize yaramayanlar. Daha Bak, çok acıktıranlar aslında tabii, değil mi? Tabii. Daha çok acık duruyorsun. Çünkü evet. doyurmuyor seni. Bu <laughs> onda çalışmış oluyorsun. Evet. Niye bunu anlattık? Çünkü bununla ilgili bir şeyler duyabilirler. Az önce anlattık ya. Yiye yiye zayıflamada. Biz yiye yiye zayıflamada aslında leptin hormonunu az önce anlattığımız 10 tane maddeyle leptin hormonunu da olumlu bir şekilde daha çok salgılanmasını sağlayıp bir yukarıya haber gönderiyoruz. Sürekli olarak beyne doydu diyor. Diyet yapanlarda leptin değil grelin daha çok yükseliyor. Grelin yükseldiği için çünkü açsın. Evet, evet. Açlıkta grelin yükseldiği için ha bile daha çok istiyorsun. Oysa ki ben yedire yedire zayıflattığımız hastalarda tam tersi leptin yükseliyor. Çünkü şey, vücut tatmin olmuş durumda. Leptin de yukarıya gidiyor, dur artık, dur, dur diyor. artık diyor. Buradaki sanatta bu. <laughs> şey Buradaki sanatta bu. Evet, evet. Elimi de yırttırdım. Şimdi e, şekeri konuşalım istiyorum birazcık da. Şeker bağımlılığından kurtulmak isteyenlerin yaptığı yanlışları da dilerseniz hocam konuşalım. Senin de başına çok geliyordur ya. Mesela diyordur ki kişi ya şeker kullanmıyorum artık bal kullanıyorum. Yanlış. Yani Niye? Siz anlatacağım biraz sonra. Şeker yerine bir şeyleri koyduğunuzda koyduğunuz şey yanlışsa şeker almanın gene şeker almaktan farklı olmuyorsunuz. Şimdi şeker yerine bal kullanıyoruz. Ama çok özür diliyorum bir küp kesme şekerle bal aynı olabilir mi? Bak orada tabii sonuç şu siz şeker bağımlısı biriyseniz oraya dikkat edersen şeker bağımlılığından bahsediyorum. Yoksa senin gibi arada bir küçücük şeker yerine küçücük bal değil şeker bağımlısı bağımlı olanlarda olan herkes şey. senin gibi diyor ki adam yediği zaman ya ben bir çay bardağına 6 tane şeker atan hanımefendiler biliyorum yani Oradan bahsediyoruz. Şeker bağımlılığından. Olabilir. Onsuz duramayanlardan. Onun için hatırlatmakla da iyi yaptın onu. Onu bir daha söyleyelim. Şeker bağımlı. Ne diyor? Şeker yerine bal koyayım. E, affedersin 10 tane şeker koyacağına 6 çay kaşığı bal koyu bir şey değişmiyor. Tekmez yani. mesela bazen onu yer. Söyleyeceğim yani. hepsini tek tek. Mesela sütlü çikolata yerine biter çikolata. Hayır çünkü miktar çok değişmediği için aslında çok büyük fark etmiyor. Mesela beyaz şeker yerine esmer şeker kullanayım. Mantıklı. Kendinizi kandırmayın. Şeker bağımlılarından bahsediyorum. Aynı şekilde. Mesela çikolata yerine işte kuru incir, hurma vesaire kuru üzüm yiyelim diyorlar. Şimdi mesela çikolatalı pasta yapacak, çikolatalı pasta. Diyor ki ben sağlıklı bir pasta yapayım. Onun içerisine bal, pekmez, hurma, tam buğday unu falan koyayım Aa, diyor. Aa hocam. Diyor. Olmadı mı? Devam edelim şimdi. Şimdi bakın bir sonrakinde çok göreceksiniz. Enteresan Aman. bir şey göreceksiniz. Oradan en iyi ihtimalle siz gene 100 gram şeker koymuş oluyorsunuz. Çünkü buradaki sorun şeker bağımlısıysanız bir parça daha bunlara doğru gitmek size daha az şeker yedirt ya da e, e, problem yaratmayacak kadar daha az şeker yedirtmiyor. Siz yine karbonhidrat denen maddeyi almış neredeyse oryansısı kadar almış oluyorsunuz. Onun için şeker bağımlıları için söylüyorum. Yoksa evet. bir kere daha söyleyeyim. Diyorsun. Sen zaten yarım şeker atıyorsun. Onun yerine diyorsun, ki, hocam, ya da evet. şeyin ucuyla. Ona bir itirazım yok. Ama şekere muadil bir şey kullanmak da şekerde şeker kullanmakla eşdeğerdir. Aynen öyle. Yani Sonuçta yani kalori anladım. olarak belki bir bazı mesela hurma tabii ki kan şekerini evet, yavaş yükseltiyor ama... ama sen şeker bağımlısıysan sen hurma bir tane yer kalkarsın sen. Ne bir tanesi? Kaç ha, tane yiyor Şeker bağımlılarından özellikle, özellikle bahsediyoruz. bahsediyoruz. Şimdi e, şekeri düşüren e, kolesterol ve şekeri düşüren bağışıklığı arttıran hocamızın çok güzel bir çorba tarifi var. Aynen. Havuçlu zencefilli Aynen. mis gibi bir çorba tarifi. Mutfağa geçelim Hadi hocam geçelim. birlikte. Hadi Buyur geçelim. Geçelim. Buyurunuz efendim. Daha sonra <laughs> da hocam şöyle geçeyim. Siz hocam buyurun. Evet. <laughs> Buyurunuz. Dilersen e, Doris de yapabilir. Hocam siz tarif edersiniz. Ee, şöyle bizim buradaki malzemelerimiz önemli. Evet. Hani çok vaktinizi çalmamak için de söylüyorum. Buradaki malzemelerde temel mantık havuç, mercimek, zencefil ve Hindistan cevizi. Bir daha söylüyorum. Arkadaşlarım da ekrana veriyorlar. Burada önemli olan şey havuç, mercimek, Hindistan cevizi bunlar asıl e, 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 aktörler. Tamam. Neden asıl aktörler? Çünkü mesela havuçla siz A vitamini ve bağışıklığı arttırıyorsunuz. Yine evet. aynı şekilde zencefille yine bağışıklığı arttırıyorsunuz. Mesela orada şeyleri göreceksiniz. Hindistan cevizi herhangi bir yemekte kullanıldığında o yemeğin daha yumuşamasını sağlar. Bir. İkincisi... Mesela yeni doğum yapmış bir anne ise, yeni doğum yapmış bir anne hem buradan bağışıklığını arttırır hem de içindeki Hindistan cevizinin içindeki laurik asit sayesinde hakikaten şeyi görürler, sütlerinin daha çok arttığını sağlarlar. Çok güzel. Dolayısıyla kolesterol, mercimek aynı şekilde kolesterolü düşürmek anlamında da son derece faydalı. Demek ki burada verdiğimiz şu anda gördükleri havuçlu zencefilli çormanın önemli özelliği kolesterolünüzü düşürür. Bir besini ne için veriyoruz senle? En çok onu severiz ya. Evet. Tedavi eden yemek. Biz şimdi bir tedavi eden yemek örneği o veriyoruz. çorbayı yiyeyim ama niye yiyeyim yani? Yaşa. Havuç, havuç ve hav bir daha söylüyorum havuç, e e mercimek e ve zencefil ve de e Hindistan cevizi sayesinde kolesterolümüzü düşürüyoruz, bağışıklığımızı arttırıyoruz. Anne sütünün özellikle anne sütünün artmasını sağlıyoruz. E bir çorbadan da bundan daha, daha çok zaten ne beklemek olsun? yanlış. Aynen. Yok. O yüzden nasıl yapıyoruz? Tarifimizi de hemen hocamız anlatsın. E, buradaki mesele şu. Hadi Doris. Önce mercimeği pişireceğiz aynen, herhalde. Aynen ee, öyle. Sebzeyi sonra katıyoruz ki Aynen ki vitaminler öyle. fazla çıkmasın. Aynen öyle. Hı -hı. Aynen öyle. Doris de bu konuda muhteşem yani. <laughs> evet. Önce biraz. mercimekle aynen öyle. Şöyle suda. Aynen. Kaynatacağız. Kaynatıyoruz. Hı -hı. Kolesterol ve şeker gerçekten... Ayşe ablacığım yardım eder misin canım? <laughs> Kolesterol Aynen. ve şeker konusunda özellikle kolesterol ve şeker problemi olanlar için çok birebir. Bir başka şey az önce şey anlattık ki hmm. hani yiye yiye zayıflamada. ilk hafta çorbalarımızı vesaire verdik. Ama tarhana çorbası dedik. İkinci hafta bu çorba e, haftanın en az iki günü yine öğlenleri çok kullanılabilecek bir çorba. çorba. Pardon Doris. E, o kaynamadan kestim. bence zaten hepsini çiğden koyacağız istiyorsan at içerisine. Aynen öyle. Biraz, birazcık sonra. mercimek e, kaynadıktan sonra. O zaman bekleyeceğiz onu. O Aynen. zaman kabağa geçelim. Mercimek kaynamadan Aynen. önce senin peynirli bir e, kabak e, Evet. Ee... Ben de yani hocamız kadar böyle detaylı programlar vermiyorum danışanlarıma evet. ama onlardan çok fazla sebze yemelerini istiyorum. Değil mi? Ve hani her zaman hani böyle biz beraber mutfağa geliyoruz ve diyorum ki mutlaka her gün bir salata yiyeceksiniz evet. ve çok da sevmeye başlıyorlar. Çünkü hani işte ceviz koyabilirler, hani işte peynirle, avokado ile çok çok keyifli olabiliyor. Ve mesela işte akşam ben ne yiyeceğim dediklerinde işte bu kabaklı peynirli sandallar çok güzel bir şey. Şimdi hemen sizinle beraber yapacağız. Tamam. Burada beyaz peynirim var. Tamam. Onu ben şimdi kabaklı bir Böyle ilgili. bir iç hazırlayacaksın değil mi peynirle? Ve şöyle şimdi Yemek benim için gerçekten çok önemli. Hani keyifli bir şey olsun. Biz tabii de tabii hep beraber e, hep oturuyoruz çok akşam yerleşmek. yemeği. Aynen öyle beraber yiyoruz. Ve orada mesela ben ve kızım vejetaryeniz. Bir tane veganımız var. O şunu yemeyecek. E, eşim ve oğlum et çok sever. Mesela <laughs> peynirin yerine onlar şeyle yapabilirler. E, hani falan. onları kıymalı yapıyorum. Ha. Aha, çünkü daha çok seviyorlar. Atıyorum ben ertesi önceki gün e, makarna yaptım domatesli. Sos kaldıysa onu da karıştırabilirim. Daha hafif oluyor domatesle beraber. Hmm. Şimdi maydanoz koyuyorum. O çok faydalı bir şey. Biraz karabiber, e, şey peynire bağlı tuz gerekebilir ya da gerekmeyebilir. Hani, Peynir evet. çok tuzluysa koymaya Aynen, gerek yok gibi. Aynen o zaman bile. koymuyoruz. Sen Fazla... vejetaryalı mı dedin ee, Doris? 10 yaşından beri. Aa, niye öyle bir şey olmuş? <laughs> ben hayvanları yani, çok seviyorum. Ha, ha, evet. Tamamen hayvanlarla olan müşterilerimden dolayı. Nasıl karşı karşılıyorsun peki? E, protein, sadece baklagiller vesaire mi? Ben nasılım? yani gerçekten Türkiye benim için bir cennet. Yani Hı. bakliyatlardan çok, dolayı çok, çok, çok mutluyum. Bakliyat mı besleniyorsun. Öyle oluyor. Mevcut. Öyle. Ondan sonra arada sırada ama hani böyle günlük değil bir protein tozu kullanabilirim. Hani Hı. çünkü ben vücudumu çok dinlerim. Yani atıyorum ağır antrenman yaptım ya da işte çok bakliyat yiyemedim o zaman protein tozuyla yumurta çok severim hmm. omlet yaparım bu arada bunları asla atmıyoruz tüm ev kadınlar şimdi ah süper kız bak söyledi mücver yaparız ha, tamam. işte Bayılır ispanyol mücverim. omleti evet. yaparız <laughs> çorbada kullanırız öyle şimdi böyle bir iç hazırladın yumurtalı İçimiz yumuşalı. bitti bak şimdi sadece dolduruyoruz ve bunu fırına göndereceğiz. Fırına ha. yarım saat. Dediğim gibi atıyorum domates salça e, e, sosu kaldıysa onu ekleyebilirsiniz. Kimayla yapabilirsiniz. Sınırsız yenilebilecek şeylerden Tabii. bir tanesi. Aynen. Ve bunu akşam e, yemeği olarak verirsem. O zaman çocuklara belki Kesinlikle. şey veririm. Yani yanına bir karbonhidrat veririm. Evet. Ee, şey onlar kinoaa mesela seviyor. Kinoa olabilir, makarna olabilir. Salata ile servis ederim. Bitti akşam yemeği yani. Hayır şey düşünüyordum. Şimdi yaptığı bu şey çikolatalı muz VS kabak kayığı. Şimdi bu kabak kayığına <gülüyor> bakıyorum sonra <laughs> 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 muza bakıyorum falan. Evet. Zor. Ben mesela ben olursam ya yani bu kabağı yersem üzerine de bunu yerim. Çünkü bunu yiyeyim e de vermem. Biz böyle yapıyoruz. Etmişim, evet, öyle öyle yapıyoruz. Görmüş. Ama biliyor musun hani bunu biz asla ve çocuklarım için de Konuşuyorum, biliyorum. Bunu bir ceza olarak görmüyoruz. Aa, o kadar tabii. lezzetli güzel. oluyor ki Hayır, çok tabii, tabii. güzel. Sadece alışkanlık edilebilmek çok çok Geçen e, cumartesi günü misafirimiz vardı Amerika'dan. Ondan sonra biz böyle keyifli akşam yemeği yiyoruz. Ve ne yapmıştım? E, lazanya gibi bir şey. Bir arada oğlum şey diyor. Anne salata yok mu? Ha Misafirimiz var ya diyor 11 yaşında erkek çocuğu salata yok mu diyor. Ben de geçen ya? gün bir tane videomda sonradan fark ettim. Anne, anne turşu yok mu diye bağırdı. <laughs> i̇şte, çünkü antibiyotik kullanıyordu biraz çok. rahatsızdı. Aa. Kabak için ben şey söyleyeyim. ben çok e, turşu yemesini istedim. Kabak çok iyi bir anti alerjendir onu söyleyeyim. Yani alerjik çocuklar olanlar varsa şu az önce senin yaptığın Benim karışım. Evet yani kabak o konuda işe yarar. Alerjileri olanlarda kabak yemeyecek. Bunları yemeyiz. doldurup. Fırına göndereceksen de ne kadar peçeci, yarım, yarım saat sonra saat. da Hı -hı. kabaklarımız da çıkmış olacak diyoruz hocam. Evet. Sizi ortaya doğru alayım şöyle, e, çünkü neden e, Gürkan Kubilay ile şaşırtıcı benim en sevdiğim bölümlerden Sen bir bunu tanesi. Çok seviyorsun. <laughs> şaşırtıcı e, son bilimsel veriler, ışığında Aynen. bilgiler geliyor efendim. Aynen. İlk şaşırtıcı bilgimizin başlığı şöyle: İnsülin direnci hastalarında maalesef daha kolay depresyon gelişiyor. Yani eğer kendimizi mutsuz, yorgun, depresif hissediyorsak bunun altında insülin direnci bile yatıyor olabilir mi? Hocam oturun mu şöyle? Kesin, geçelim. Buyurun. Bu Stanford Üniversitesi'nin çok yeni çalışması, Stanford Üniversitesi'nden geldi. 600 küsür kişide çalışmışlar bunu. Bir bakmışlar ki mesela bel çevresi kalınlığı o da bir insülin direnci belirtisidir. Bu arada hep söylüyorum bu yiye, yiye zayıflattığımız hastaların hepsinde insülin direnci var. Eğer onu tedavi etmezseniz hiçbir işe yaramıyor. Ya Ve insülin direnci bel kalınlığıyla giden insülin direnci hastalarında depresyon %11 daha fazla. Aa. Daha tehlikelisi doğrudan insülin direnci varsa mesela trigliserit HDL'ye böldüğünüzde çıkan bir rakam vardır. Trigliseritiniz çok yüksek, iyi kolesterolünüz çok düşük bir İnsülin direnci hastasıysanız depresyona %89, %90 daha fazla giriyorsunuz. Başka bir şekilde Allah kan şekerinizde Allah Allah. her 18 mg yuvarlayayım 20 mg artış sizi %37 daha fazla depresyona sokuyor. Yani kan şekeri 100 olmak yerine 90 olmak yerine 110 ya da 100 olmak yerine 120 olduğunda siz neredeyse %40 daha fazla Depresyona giriyorsunuz. Onun için ben hep ne diyorum? Biz burada az önce iyi iyiye zayıflamayı anlattık ya. O iyi iyiye zayıflama değil sadece. O sayede sizin birçok e, vücut fonksiyonunuzu, uykusuzluğunuzu, baş ağrınızı, bağırsaklarınızı bir, e, ba, e, birçok probleminizi hallediyoruz ve insülin direncinizi hallediyoruz. Asıl önemli olan o Stanford Üniversitesi. Yani herkesin bildiği evet, bir şey. Evet. Stanford Üniversitesi'nin çok Yapılan yeni yayını paylaşmak istedim sizinle. Araştırma sonucu. Şimdi makarnayadan bahsettik ya makarna yere kolesterolü düşürebilir miyiz diye cevabı yine... E, önemli bir araştırmanın sonucu olarak karşımıza Aynen. çıkıyor. Aynen. ABD Society for Microbiology diye bir dergi var. Orada yayınlandı bu. Bunu da yeni okudum. Ee, maka, beta glukan diye bir madde var. Beta glukan aslında şöyle sizin yediklerinizin içerisinde e, bakteriler tarafından e, kısa ve orta zincirli yağ asitleri oluşmayı sağlayan besinler bunlar. Ne kadar çok kısa ve orta zincirli yağ asidiniz varsa o kadar iyi eminim oluyor vücudunuzda. Siz makarnanın içine bu beta glukan denen maddeyi eklediğinizde, hemen bu, Evet, hemen. neler olduğunu da şimdi yazacağız. Beta glukan denen maddeyi etkili eklediğinizde gerçekten kolesterol e, e, düşürücü maddeler oluşuyor. E, şimdi beta glukanın bir özelliği daha var. Vücudun kendi başına ememeyeceği bazı maddeler var. Beta glukan olunca bu maddelerde işimize gelen maddeler bu maddelerde emilebilir hale geliyor. Hmm. Peki beta glukan neyin içinde var? Hadi Benim bunu, niye aklıma kabak ve havuç geliyor? Beta glukan deyince. Yani hepsinde var ama var miktar mı? önemli. Ben burada Hı. olabilen en fazla beta glukan içerenleri verdim. Mesela yulaf ve arpa. Biz arpa şehriye yapar annem makarnayla karıştırırdı mesela. Çok da giderdi. Siz Bir denesinler kavurarak. Gerçekten müthiş Ay bir şey yakışın. oldu. çok pirinçle zaten efsane oluyor Aynı pilavlarda da makarnayla. Yulaf Arpa. çok sevilmez ama bence denemek isteyen olabilir. Mantar ve enginarlı bir makarna Hı. düşünün. Hı. Hem mantar enginarlı beta glukanı yüklüyorsunuz makarna yiyerek kolesterolü, kolesterolü düşürüyorsunuz. Çok önemli Ben mesela yiye yiye zayıflattım hastalarda çok sevdiğim Siz bir karışımdır bu. Çok genellikle. veririm acayip veririm patates ve taze meyveler yine beta glukan içeriyorlar. Yine kuru yemişler beta glukan içeriyorlar. Sen hiç makarnana küçük küçük ceviz, e, fındık parçaları koydun mu? Bir dene çok enteresan olur. E, e mesela enginarla birlikte küçük ama iyice hani az önce Doris'te yapmıştı ya iyice küçük küçük parçalara e, bölmüştü. Ya da mesela mantarlı, kajulu mesela bir makarna gibi kajulu Yani şeyi cevizi iyice ezdiğini, Ezim. şeyi iyice ezdiğini bak denesinler. Kolesterolü yüksek olanlar. Bir taraftan da karnını doyurarak. Çünkü sabahtan beri ne anlattık? İyi ye, iyi ye zayıflama. Bu da aynı Onun şekilde. da Makarna yedirerek hem zayıflatmak hem de kolesterol düşürmek için beta glukan içeren bu maddeleri de mutlaka makarnanın yanında, içinde, çevresinde Bir mutlaka Bir şekilde isimler. tüketin yani makarna yemeği kimse sevmez ki diye eklemek istiyorum. Şimdi simite gelelim. Simiti de tabii <laughs> ki çok çok seviyoruz. Ben bayağı uzun zamandır yemiyordum. Çünkü <laughs> evde olduğu zaman e, minik minik doğruyorum, difrizi atıyorum, kıtır kıtır canım çektikçe yiyorum falan filan. Ama onu artık birazcık daha azalttım. Aynen. Mesela bu hafta sonu ailemle böyle piknik yaptım, o sıra edin. Peki. Simit yemek zarar verir. Ben çok net söyleyeyim. Beni bir yerde kahvaltı yaparken gördüklerinde anlasınlar ki o kahvaltı mekanında simit veriliyor. Bak bu kadar net. O kadar seviyorsun. Nasıl, her gün mü? Hayır <laughs> Dışarıda gördüğünde. Dışarıda pazar kahvaltısı Kahvaltı yapıyorsan pazar kahvaltısı. E, mısra'yı bir yerde gördüğünde bil ki orada acuka veriliyor. Bir yerde acuka Allah. verilmiyorsa dünyanın en lüks şeyi de olsa e, restoranda Mısra baba burası hiç güzel bir yer değil der gider mesela. Ben de simitçiyim. Ama. Şimdi simit... Üzerindeki susam vasıtasıyla bir simit yaklaşık 250 kaloriye falan sahip. Kolay değil. Bir simiti yakmak için de 300 hatta belki. Bir simiti yakmak için de neredeyse bir buçuk saat yürümek gerekiyor. Yakmazsam kilo olma olacak kesinlikle. E, Tabii olacak yani. Ne olacak? Kalori alıyorsun sonuçta ve yağlı da bir kalori alıyorsun. Dolayısıyla bir buçuk saat falan yürümen gerekiyor. Sorun ne? Üstündeki susam. Asıl sorun o üstündeki susam. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Yerken ha gene beni kavuşturuyor. Hayır ya, topar. bunu yapıyor olamazsınız. Vallahi billah. Benim oturduğum yerde şöyle benim mesela şeyimde Kıyamam. ben kötü bir adamımdır. Böyle yemek yerken kırıntı dökerim falan özür dilerim Allah'ım beni hemen temizlerim ayrı <laughs> da. Ama simitin susamları böyle olduğum yerde Aa, şeyde böyle şöyle kenardan. Ama o sayede kalorisini en az yüzde 25-30 azaltıyorum. Hiç yoktan iyidir. Susamın bir şeyi daha var. Dünyanın en alerjik besinleri içerisinde evet. susam hep tepe, tepede yer alır. Ve bazen susam böyle alerjiyi size hissettirmez. Şöyle olur hiç farkında olmazsınız. Ya benim... Şu şişkinliğin bir türlü geçmiyor. Aslında Simitiniz. o susamın yarattığı alerjiden evet, kaynaklanan evet, bağırsak evet. şişkinliğidir. Dolayısıyla ona bir bakmakta fayda, fayda var. Vardır. Bir de mesela arkadaşlarım da çok güzel yazmışlar. Ee, simitin yanında ben çok severim lor peynirini ya da ekşimik bayılırım. O lor güzel yakışır. Çünkü simit sonuçta bir karbonhidrat orada. Hmm. Yani kan şekerinizi de yükseltebilir. Dolayısıyla siz yanına biraz peyniri, lor peynirini, ekşimiği koyarsanız o hızlı kan şekeri yükseltme etkisini Birazcık... de. ...azaltmış, azaltmış olursunuz. olursunuz. Bu da önemli. Bir de simit yedikten sonra... ...bu çok önemli. Ben buna çok uyarım. Kahvaltıdan sonra beni şurada görürler. Gürkan Hoca kahvaltı yapmış, simiti gömmüş... ...belki iki tane yemiş ama arkasından adam yürüyor. Azal, Dört, evet. Ve... ...en az 4-5 saat başka bir karbonhidrat... ...ekmektir, makarnadır, meyvedir vesaire... ...börektir, tatlıdır... ...yemeyin. Simit sonrası 4-5 saat... ...başka bir karbonhidrat yemezseniz... Yedik zaten pişman ettim <laughs> şu anda. Etkisi daha az olacaktır. Onu da söyleyelim ama... Ben simidi çok beğenirim. Hocam hiç şey olmadı. Ben bunu hiç beğenmedim. Yani simidin susamlarını <laughs> kenara atıp simit yiyenir mi hocam? Bak Doris bir şey söylemeye çalışıyor. Ne? Ben bir şey söylemek Tabii. istiyorum. Biz kendimiz simit yapıyoruz. Tam hmm. buğdayla, unla yapıyoruz. Evet. Ve e, hocamız söylediği gibi bu susamları koymanın yerine ay çekirdek koyuyorum mesela. O da olabilir. Fıstık gibi oluyor. Aa, bir de o da çok lezzetli. Da ve ben olabilir. şey yapıyorum, Dur, onları hani evet. böyle bir 15 dakika fırına koyuyorum. Sonra donduruyorum, işte pazar kahvaltısını önce tamamen pişiriyorum ve taze taze süper sağlıklı. Şu bir an yaşadım oluyor. bak, şu an yaşadım o pazar kahvaltısındaki Bir hafta önce o, tam Instagram'dan buldaylı, paylaştım. Üstü çekirdekli simiti yaşadım, çok Vallahi, güzel. Vallahi harika. Bir şey söyleyeyim değil mi sana? Bir insan söyleye söyleye kendini doldurur mu? Canım nasıl simit istedi şimdi biliyor musun? Bilmiyorum. Hocam sizi simit söyleye üzere kendim. alıyoruz. Bir simite satıldık. Os, lütfen o sısamlara yazık etmeyin. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Ben teşekkür ediyorum. Harika bir yayın oldu. Ee, Emeklerimize sağlık efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağolun. 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 Hocam simit yerken bizi hatırlayın. Evet. Şimdi hemen diğer konumla davet etmek istiyorum. Doktor Caner Balta geliyor efendim diş hekimimiz. Diş sağlığı hakkında bize bilgiler verecek. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhabalar sağ olun. Gayet iyiyim Çağla'nın. Nasılsınız? Evet, gayet iyiyiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarda daha çok aslında değil mi diş sağlığını evet. konuşacağız. Ee, çocuklarda e, bu gelişim çağındaki özellikle çocuklarda dişlerin doğal durumu nasıl olmalı? Bunu iki açıdan ele alalım. Bir tanesi çocukların dişlerinin kapanışına bakmak gerekiyor. Bir tanesi de dişlerin sıralanmasına. Tabii ki istiyoruz ki dişler muntazam sıralanmış olsun. Yan yana birbirleriyle güzelce temas içinde olsun ki çocuklar orayı temizleyebilsin, kolay çürümesin. İkincisi de kapanış. Aslında kapanış birazcık daha kolay gözden kaçabilen bir problem. Çünkü diş çapraşıklıklarını daha kolay görüyoruz. Biz normalde üst dişlerin alt dişleri bir kapan kutuyu kapattığı gibi kapatmasını istiyoruz. Nasıl kapatması lazım? Sanki bir ayakkabı kutusu düşünün sağdan ve soldan tam olarak sarmalı. Fakat bunu yaparken kapak kutuya göre daha büyük Tabii, Daha küçük olmamalı. Ha. Sağ sol yönde kapatamama kapatamıyor olmamalı ya da yukarıdan aşağı doğru çok fazla kapatıyor olmamalı. İdeal kapanış ilişkisi aslında bu kapak kutu ilişkisiyle tam olarak anlatılabilir. Anlatılabilir, güzel. E çocuklarda peki ilk ortodontik kontrolü hocam kaç yaşında yapılmalı? Şimdi bu bizim için çok önemli bir konu. 7 yaşında. Yani Ağız içerisindeki dişler değişmeye başlayıp yavaş yavaş kapanışta bir farklılık olma ihtimali ortaya çıktığında çocukların kontrole gelmesi gerekiyor. Çünkü 6 yaşından sonra hem ön dişler hem de siz de bir annesiniz azı dişleri gelmeye başlar 6 yaşından sonra o diş ağrıları başlamaya başlar. Oradaki azı dişlerin değişimiyle birlikte artık hem dişsel problemler daha görünür hale gelir hem de eğer varsa iskeletsel bir problem ortaya çıkacaksa bu o yaşlarda daha görünür olur. Onun için biz çocukların 7 yaşında mutlaka bir ortodonti uzmanı tarafından muayene edilmesini tavsiye ediyoruz. E, peki ortodonti ile e, diş hekimliği e, birbirinden farklı mıdır? Aslında hepimiz diş hekimiyiz. Tam olarak e, farklı öyle, değil. Aslında evet. öyle. Ortodonti daha... Ortodonti uzmanlığının farkı şu. Biz e, diş hekimliği eğitimini bitirdikten sonra yaklaşık 4 senelik bir uzmanlık eğitimi alıyoruz. Bu uzmanlık eğitiminde hem iskeletsel deformiteler, büyüme gelişim hem de dişlerin sıralanması, kapanış ilişkisi üzerine diş hekiminden sonra bir 4 sene kadar daha uzmanlık eğitimi almış insanlara ortodontik uzmanı deniyor, deniyor aslında. aslında. E, çocukların hayatında ortodontik problemlerin etkisini mesela nerelerde görebiliriz? Nerelerde tespit edebilir aileler daha çok diyeyim? Şimdi temelde en önemli noktalardan bir tanesi tabii ki en başta şuradan başlayalım. Estetik olarak tespit edilir. Hem estetik olarak dişlerin sıralanması ile ilgili problemleri anne babalar kolayca görebiliyor. Bu çocukların hayatında işte diş taşı, çürükler, eklem problemleri, kolay aşınmalar gibi, dişlerde aşınmalar gibi problemlere sebep olur. İkincisi birazcık daha kapanışın sebep olduğu problemler. Bir tanesi profil. İşte alt çenenin çok geride olması, çok düz bir profil olması. Bunlar da ortodontik problemlerin sonucudur. Yani evet. alt üst çenenin konumları. Buna ek olarak daha belirgin bir şekilde konuşacak olursak solunum problemleri. Evet. Şimdi ee, çocukların burnundan rahat soluk alıp verebilmesi aslında bakarsanız ortodontik olarak iyi durumda olmasına bağlı. Şöyle düşünelim. Burun aslında üst çene tabanıyla komşu halde. değil mi? Üst hmm, çene keminin tamam, üstüyle. Evet. Eğer üst çene yeterli genişlikte olmazsa birazcık dar olursa bu soluk alıp vermemizin başladığı organ olan burunun hacmini birazcık daraltır. Şimdi burundan yeteri kadar hava alamayabiliriz. İkincisi alt çenenin konumu ön arka yönde. Eğer alt çene geride olursa bu soluk borusunun geçtiği hacmi baskılar ve oradan gelecek geçecek havanın hacmini daraltır. Yani alt çene geriliği üst çene darlığı çocuklarda solunum problemlerine sebep olur. Bunlarda bir ortodontik problem aynı zamanda. Hmm. Bir de tabii ki çiğneme problemlerini tetikleyebilir bunlar. Eğer doğru kapanış yoksa çocuklar rahat çiğneyemez. Ön bölgede açık bir kapanış varsa rahat koparamaz. Bunlar günlük hayatta anne babaların rahatça fark edebileceği, çocukların hayatına sirayet eden ortodontik problemler. E biz mesela dışarıdan baktığımız zaman herhangi bir ortodontik problem görmediğimiz zaman tamam o zaman yani bir uzmana götürmeye gerek yoktur hani diye düşündüğümüz Yanlış mı bu düşünce? Bu mutlaka daha detaylı değerlendirmesi gereken bir değil mi? gözlem. Çünkü bizim görebileceğimiz ya da göremediğimiz, değil mi? Hepsi evet. Çok farklı. Kesinlikle. Yani, yani anne babalar çocuklara dışarıdan değerlendirdiğinde tamam, belli başlı şeyleri fark etmek kolay. Buradan söyleyelim. yani üst çenenin alt çeneyi bir kapağın kutuyu kapattığı gibi kapatması lazım sağ sol yönde. Anne babalar çocuklarının ağzını açıp baktığında o arkadaki kapanış ilişkisini görebilirler. Fakat bazı durumlarda evet üst çene dar olur ama alt çenede üst çene adapt olup içeriye doğru devrilmiş olur. Yani dışarıdan bakıldığında fark edilemeyebilir. Belki bizim görebileceğimiz bir şey değil yani. Evet bu ya da alt çenenin üst çeneye göre konumu ki alt çenenin geride olması kimi zaman özellikle bizim toplumumuzda kız çocuklarda tatlı da bulunur. Hmm. birazcık dişlerin görünmesi. Evet. Bunlar gözden kolayca kaçabilen, az önce konuştuğumuz gibi daha derin problemlere sebep olabilen sıkıntılar. Ee, peki çocuğun hali hazırda daha şüt, süt dişleri varken de bu tedavilere başlanır mı? Ya da ortodontik e, gidip hani görüşme yapmaya gerek var mıdır? Evet. Ba yine de, yine bazı de vardır, durumlarda var. Yani az önce söylediğimiz Yoksa gibi... Yoksa bütün dişler tamamlansın, çocuğun bir dişleri otursun ondan sonra, ondan sonra gideyim bakayım. doğru? Değil. değil. Şimdi değil. az önce konuştuğumuz gibi zaten 7 yaşındaki kontrolün önemine dikkat evet. çektik. Buradaki kontrolün en önemli sebeplerinden bir tanesi bu. Bazı durumlarda biz ağızda süt dişleri varken bütün sürekli dişler yani kendi dişler ağız içine gelmeden tedaviler yapabiliriz. Ne gibi durumlarda? İskeletsel problemlerde, birazdan belki daha detaylı bahsederiz bundan ya da bazı durumlarda sadece ön bölgedeki dişlerde belli çapraşıklıklar olur. Bu sonradan gelecek dişlere yer bırakmaz. Bunları yer sağlamak için ya da erken temas eden ve temas etmemesi gereken dişlerin temasını engellemek için erken dönemde ağız içinde süt dişleri varken dişleri sıralayacak tedaviler yapabiliriz. Zaten iskeletsel problemleri özellikle erken yaşlarda çözmek istiyoruz. Çözmek istiyorsunuz. Peki bu problemler genellikle doğuştan gelen problemler mi oluyor yoksa sonrasında mı oluşuyor? Daha Şimdi boğuşuyor. aslına bakarsak ikisi beraber şimdi bazı problemler bizim tarafımızdan çocuklarımız aktarılıyor ya da anne babalarımız tarafından bize nedir işte diyelim ki çocuklar annesinden daha küçük bir çene yapısı babasından daha büyük bir diş yapısı alıyor o zaman doğumsal olarak doğuştan orada bir çapraşıklık olacağını dişlerin düzgün sıralanamayacağını öngörebiliriz ya da alt çenenin geride olması, alt çenenin önde olması, üst çenede gelişimsel bir deformite olması. Bunlar çocuklara kalıtsal olarak aktarabildiğimiz problemler. Bunların bazıları sonradan ortaya çıkar. Anladım. Bu da sonradan ortaya çıkan sebepler. Yani Hı. ne gibi? Bizim kötü alışkanlıklar dediğimiz işte uzun süre parmak emme, anne sütüyle uzun süre beslenme. Emzik uzun süre. Uzun süre kullanma. emzik, uzun süre biberon kullanma. Tabi burada bu uzun süreleri söylerken bunu biraz açalım. Çünkü anneler Sıklıkla sorarlar bunu işte benim çocuğum 3 yaşına kadar emzik emdi. Çok mu geç? Hayır. Daha ziyade 3 yaşından sonra 4 yaşına, 5 M -M yaşına uzayan eden. süreçlerde emmeye devam eden çocuklarda işte üst çenede darlık, ön bölgede açıklık bunlar daha sık ortaya çıkar. Ama 3 yaşından sonra vücut bunu kolayca kendi kendine toparlayabilecektir. Güzel. Peki e, alt çene geriliği ya da üst çene darlığı bunlar mesela tedavi edilmesi net gereken problemlerdir diyebiliyor muyuz hocam? Kesinlikle tedavi edilmesi gereken problemlerdir. Şöyle bakalım Çağla Hanım, Az önce konuştuğumuz gibi en temelde bunlar çocukların soluk alıp vermesini etkiliyor. Maksimum Aslında oksijen Maksimum doğru. oksijen verimini almasını engelliyor. Üst çenenin darlığı, alt çenenin geride olması bunlar kalıtsal deformiteleri her zaman destekliyor. En başta bunun için tedavi edilmesi gerekiyor hı hı. çocukların büyüme gelişimlerinin doğru bir şekilde desteklenebilmesi için. İkincisi Buradaki iskeletsel problemler zaman içerisinde hem iskeletsel asimetrilere, işte profilde bozukluklara, dişlerde aşınmalara, eklem problemlerine zaman içerisinde sebep olmaya her zaman eğilimli. Bunu mümkün olduğu kadar asgari seviyede tutmanın yolu da bunları erken dönemde mümkün olduğu kadar tedavi etmek. E, peki mesela çene giriliği gibi problemler sonradan düzelir diye düşünülmeli mi? Yani işte Düz düzelen var mı mesela ya da ne Çocuk büyüyünce biraz Kene yapısı oturur. Şimdi gibi e, bir düşünce evet, olabilir. Şey, en başta buna direkt net bir cevap vereyim. Ortodontik problemler zamanla düzelmez zamanla tedavisi daha zor hale gelir. Bu ha. çok önemli bir şey. Yani zamanla düzelmez ama tedavise giderek daha zorlaşır. Bu hepimizin çok sık yaşadığı bir şey, ee, hekim olarak. Hastalarımız gelirler, bizim kendi hayatımızda da var. Yani sadece hastalarımız değil, biz de hasta oluyoruz ve bizim de böyle bir eğilimimiz oluyor. İşte komşumdan böyle bir şey duydum. Tedavi gören bir arkadaşımdan böyle bir şey duydum. İşte bir arkadaşımın yakını sağlıkçıymış o böyle söylemiş. Bunlar ister istemez birazcık yanlış yönlendiriliyor. Ha. Çenelerin gelişiminin oturmasını beklememek gerekiyor. Hmm. Çünkü eğer çocuğun bir büyüme potansiyeli varsa biz onu alıyoruz. Ortodontik tedavili alt çenesinin ileriye doğru büyümesi için kullanıyoruz. Üst çenesinin genişletmesi için kullanıyoruz. Erken yaşlarda tedavi edilmeyen bu problemler çocuklar büyüme gelişimini tamamladıktan sonra mesela 18 yaşından sonra iskeletsel olarak durum oturduğu için birazcık daha ameliyat destekli tedavilere dönüyor. Hmm. Bu aslında bayağı açıklayıcı. Yani evet, çenelerin evet. yerine oturması... Daha zorlu, daha girişimsel tedavilerle hastaların tedavi edileceği anlamına geliyor. E, diş yamukluğunun sebebi peki çene darlığı mı? Yani çeneler genişledikçe e, atıyorum yamuklukta geçer mi? Şimdi bunu şöyle düşünelim Çağla nın. Üst çeneyi açılıp kapanabilen bir masa gibi düşünelim ve masamız kapalı olsun en başta. Tamam. Üzerinde de dişler, bardaklar ve tabaklar. Bu bardaklar ve tabakları dizmek için bir yere ihtiyacımız var. Öncelikle biz üst çeneyi... Yani masamızı genişlettiğimizde, ortasını açtığımızda artık daha büyük bir alanımız var. Daha büyük bir çenemiz var. Fakat hala oradaki bardakları ve tabakları dizmemiz gerekiyor. Yani öncelikle üst çeneyi genişletiyoruz. Üst çeneyi genişlettikten sonra o mevcut tabakları ve bardakları dizmeliyiz. Yani yeniden bir plaklarla ya da tellerle çocukların bir ortodontik tedavi görmesi gerekiyor. Ve buna rağmen biz o masayı genişlettik. Yani üst çenemizi genişlettik. Fakat hala yeterli yer yok. Bazı durumlarda bazı tabak ve bardaklardan fedakarlık etmemiz, evet. vazgeçmemiz ha. gerekebiliyor. Çünkü her seferinde bütün çeneyi, bütün dişleri sıralayacak şekilde genişletemiyoruz. Anlıyorum. Peki çocuklar için mesela tek tedavi yöntemi bu teller, dişlere takılan teller midir? Şu anda başka tedavi yöntemleri de var mı hocam? Var. Şimdi çocuklarda kullandığımız tedavi yöntemleri aslında temelde iki taneydi bu zamana kadar. Bunlardan bir tanesi standart kullandığımız yapıştırılan teller ki, bütün dişlere teller yapıştırmak için az önce sizin sorduğunuz gibi birazcık daha dişlerin tamamının naze gelmesini bekleriz. İkincisi çocukların takıp çıkarabileceği damaklık evet, bir yanılan damaklıkla. önde tel olan plaklar. Bir de bunlarla birlikte yeni kullandığımız şeffaf plaklar var. Şeffaf plakları sıklıkla erişkin hastaların tedavisinde güvenle kullanıyoruz. Bunlar teknolojik parçalar arkasında ciddi bir yazılım desteği bir algoritma desteği var. Belli problemlerde çocuklar da şeffaf plaklarla tedavileri yapmakta bizim için büyük bir avantaj sağlıyor son dönemlerde. Çocuklar için bunlar konforlu mu peki? Takılan şeffaf plaklar vesaire. Şimdi çocuklar için bayağı konforlu. Şeffaf plaklar çocuklar için iki açıdan değerlendirmek lazım. Önemli avantajları var. Bir tanesi şu. Çocuklar dişlerini fırçalarken bunu çıkarıyorlar. Dişlerini istedikleri gibi fırçalayabilirler. Yani işte tellalle diş fırçalamanın birazcık daha teknik zorlukları var. Tamam ama çıkarıp fırçalayabiliyor sonuçta böyle bir rahatlıkla. Rahatlıkla çıkarıp fırçalayabiliyorlar. İkincisi yemek yerken çıkarabiliyorlar. O da İstediklerini o. yiyebiliyorlar. Sonra tekrar takıyorlar ve tel kırılması, yana batması gibi problemleri de dışarıda bırakmış oluyoruz. Tabii şuna da dikkat etmek gerekiyor. Çocukların pilavı düzenli kullanması gerekiyor. Bu da sıkı takip edilmesi evet, gereken bir nokta. Orada yine Kesinlikle. görev anne babalara düşüyor aslında. Peki erken yaşta düzeltilen dişler gelişme tamamlandıktan sonrasında tekrar bozulma ihtimali var mıdır? Şimdi erken yaşta dişleri tedavi ettikten sonra da geç yaşta dişleri tedavi ettikten sonra da, her zaman ortodontik tedavilerden sonra hastalarımızın mevcut durumunu korumak isteriz. Nedir mevcut durum? Şimdi çağın diyelim ki 13 yaşındayız. Diyelim ki 30 40 yaşındayız. Vücudumuz sürekli değişiyor. Önce bir ivmeyle güzelce büyüyor. Sonra yavaş yavaş maalesef bazı şeyleri kaybetmeye başlıyoruz. O büyüme çağında vücuttaki değişimlerle birlikte çocukların dişleri bu değişimden etkilenmesin diye bunu korumak isteriz biz tedavi bitirdikten sonra hastalarımızda önce 2 ay, 6 ay, 1 sene, 2 sene sürekli kontrol ediyoruz. Yani hastalarımızı tedavi bitirdikten sonra Salmıyoruz, salamıyoruz Salamıyoruz maalesef. Ee, <laughs> Onları kontrol etmeye devam ediyoruz. Çünkü çünkü belki böyle bir şey var değil mi? Yapısal olarak var bir yani de, onu sürekli tabii. korumak gerekiyor. Tabii, bir de Çağla şöyle düşünün yani dudaklarımız, dillerimiz, as dillerimiz, dudaklarımız, dilimiz evet. e, dişlerin mevcut pozisyonuna o kadar alışıyor ki onlar o baskıyı uygulamaya devam ediyor. Alışık olduğu baskıyı. Şimdi hiç hafif almamak lazım. Günde ortalama 2000 kere yutkunuyoruz. Bu da demek oluyor 2000. ki 2000 kere dilimizle dişlerimizde bir baskı uyguluyoruz. Onun için bunları kontrol altında tutmak, sürekli takip etmek bizim için çok önemli. Dişler zamanla bozulur mu? Doğru takip edilirse bozulmaz. bozulmaz. E, 20 yaş dişlerinin gelmesiyle peki dişlerin bozulmaması nasıl söz konusu olabilir? Diye Onun söyleyeyim. da özel bir sihir var <laughs> 20. Şimdi e, 20 yaş da. dişleri bizim için önemli bir konu. Birincisi en başta şunu söyleyeyim. Eğer ağız içerisinde 20 yaş dişinin gelmesi için yeterli yer varsa birincisi. İkincisi dişler muntadım sıralanmışsa, dişleri güzelce sıralanmışsa bilimsel olarak 20 yaş dişlerinin dişlerinin bozulmasına bir etkisi olduğu ispatlanamamış. Böyle bir veri yok elimizde. Biz hastalarımızı az önce söylediğim gibi tedaviden sonra takip etmeye devam ediyoruz. Röntgenlerle başlangıçta bakıyoruz duruma. 20 yaş dişler ağız içinde bir sıkıntı yaratabilir mi? Yeri var mı yok mu? Eğer 20 yaş dişleri için yer yoksa hastalarımıza şunu söylüyoruz. Bir noktada bunları çektirmemiz gerekebilir. Fakat bu demek değil ki ağız içerisinde bulunan, kemik içerisinde bulunan, ağız içerisinde gelmemiş 20 yaş dişleri. Kendi kendine dişlerimizi bozacak, hayır bozmayacak. Hmm, anladım. Burada önemli olan bunu takip etmek. Eğer ihtiyaç olacağını düşünüyorsak Çağlar'ın o zaman hastalarımızla bunu konuşuyoruz. Zaten uzun süre takip ettiğimiz için gerektiğinde Çekilmesi üzerine aslanımızla bunu planlıyoruz. Peki Doktor Cener Balta hocamıza verdik kıymetli bilgiler için çok çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür Biz reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra Çağla ile yeni bir gün devam edecek. Evet yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sevgili Doris'in yaptıklarına ve Gürkan hocamın çorbasına şöyle bir bakalım. Neler yapmıştık? Ya biliyor musun aslında gerçekten sanki sen benim evime geldin gibi hissediyorum şu anda. Sadece kocaman böyle güzel bir salata eksik kaldı. Atıyorum işte Gürkan Hoca'nın çorbasıyla başladık akşam evet. yemeği. Sonra bundan ve ben 2-3 tane yerim yani. Ye, yerim ben de yerim. Salata sonra ve yanına da böyle bir şey sporumuzu da yaptık. Oh nefis mis yani. gibi hissettik Aynen kendimizi. Öyle. Çok çok teşekkür ediyoruz seninimize katıldığın için. Programımızın da sonunda geldik efendim. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.